Merhaba sevgili öğrenciler. Kimya dersleri kanalına hoş geldiniz. 14 günde AYT Kimya Full Son Tekrar kampımız devam ediyor. 3. videodayız. Toplamda 4 videoda bu kampı bitirecektik. 3. videodayız ve bu videoda 12. sınıfın 1. ve 2. ünitesini baştan sona inceleyip bitireceğiz. Baştan sona tekrar edeceğiz. Yani kimya ve elektrik, elektroliz ve karbon kimyasına giriş konuları bu derste yer alacak. Kampımızdaki 10., 11. ve 12. günler bu videoda yer almış olacak. 13. ve 14. günler ise son videomuz olan 4. videoda yer almış olacak. Bu derste inceleyeceğimiz tüm notlar ve çözeceğimiz tüm sorular 14 günde AYT Kimya kamp kitabımızda yer alıyor diyerek 10. gün dersimiz Kimya ve Elektrik dersimize geçelim. Kimya ve Elektrik 12. sınıfın 1. ünitesi. Biz bu üniteyi toplamda 2 günde tekrar edeceğiz. 10. ve 11. günlerde. Bu dersimizde kimyasal enerjinin elektrik enerjisine nasıl çevrildiğini ve nasıl depolandığını yani kabaca pilleri inceleyeceğiz. 11. günde ise elektroliz konusunu yani elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye nasıl çevrildiğini inceleyeceğiz. Öncelikle indirgenme yükseltgenme tepkimeleriyle başlayalım. İndirgenme tepkimesinin bir diğer ismi redüksiyondur. Ki reduksiyonu pek kullanmayacağız. İndirgenmeyi kullanacağız. Yükseltgenme tepkimesinin bir diğer ismi de oksidasyondur. Bunu da pek kullanmayacağız. Redüksiyon ve oksidasyonu. Şimdi bir tepkimede indirgenme eğer varsa Yükseltgenme de mutlaka vardır. Yani indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri Birlikte yürür. Bu anlamda ve yükseltgenme tepkimelerini aynı zamanda Redüksiyonun ilk üç harfi ve oksidasyonun ilk üç harfinin birleştirilmesiyle Redox tepkimeleri de denir redoks tepkimeleri de denir. Bu şekilde de karşınıza gelebilir. Öncelikle indirgenme, indirgenme adı üzerinde yükseltgenme basamağının aşağı doğru inmesidir. Yani matematiksel olarak daha düşük bir değere gitmesidir. Yükseltgenme de yine yükseltgenme basamağının matematiksel olarak daha yukarı bir değere gitmesidir. Elektron alarak veya vererek daha yukarı gitmesidir. İndirgenme elektron alarak gerçekleşir. Yükseltgenme elektron vererek gerçekleşir. Şimdi indirgenme bir atom ya da iyonun elektron alması, burada alma verme durumu çok önemli. Yani hangisi alıyor, hangisi veriyor bu çok önemli. İndirgenme elektron alarak gerçekleşir. Yükseltgenme elektron vererek gerçekleşir. Bir atom ya da iyon eğer ki elektron alıyorsa yükseltgenme basamağı küçülür. İşte bu olaya biz indirgenme diyoruz. Eğer bir atom ya da iyon elektron verirse bu durumda da yükseltgenme basamağı büyür. işte buna da yükseltgenme diyoruz. Yani mesela magnezyum artı 2 yüklü iyon. 2 elektron aldığı zaman bakın yüksüz yani nötre gidiyor. Yani yükü artı 2'den 0'a iniyor, azalıyor. İşte bu indirgenme tepkimesidir. Veya demir artı 3 iyonu. Artı 3'ten artı 2'ye. Ne olmuş? Yükseltgenme basamağı inmiş. Değer azalıyor, iniyor. O zaman bu indirgenme tepkimesidir. Kalsiyum Yükü sıfırdan artı 2'ye ne oldu? Yukarı doğru çıktı, büyüdü. Bu yükseltgenme tepkimesi. Artı 2'den artı 3'e yükü ne oldu? Büyüdü. Bu yükseltgenme tepkimesi. Veya nötr bir atom içinde geçerli. Mesela klor nötr'dü. Bir elektron aldı. Klor eksi iyon oldu. Bakın sıfırdan eksi 1'e ne oldu değer? Indi. O zaman indirgenme. Yani sayı doğrusuna göre düşünüyorsun. Yükseltgenme basamağı eğer ki azalırsa düşerse, inerse bu indirgenmedir. Yükseltgenme basamağı büyürse, artarsa, yukarı doğru giderse bu yükseltgenme demektir. Şimdi burada önemli bir nokta var. Bir tepkimede hem indirgenme hem yükseltgenme var dedik. Bunlar birlikte yürür dedik. Şimdi eğer ki bir madde indirgeniyorsa, indirgenmişse, örneğin artı 2'den sıfıra indirgenmişse başka bir maddeyi yükseltgemiş anlamına gelir. Dolayısıyla bu sebeple indirgenen madde yükseltgen özellik gösterir. Aynı zamanda burada yükseltgenmiş olan madde de kendisi yükseltgeniyor ama karşısındaki maddeyi de indirgediği için indirgen özellik gösterir. Yani burada birazcık kelime oyunu gibi bir durum var. Buna burada şöyle dikkat edin. Önce matematiksel olarak basitçe bakıyorsun. Yukarı mı gidiyor aşağı mı gidiyor? Artı 2'den sıfır aşağı. O zaman indirgenmiş. Tersi özelliği gösterir. İndirgenmişse yükseltgen özellik gösterir. Yükseltgenmişse bakın sıfırdan artı 2'ye yükseltgen yükseltgenmiş bu. Yükseltgenmişse indirgen özellik gösterir, indirgen maddedir diyebiliriz. İndirgenen atom elektron aldığı ve bir başka atomun yükseltgenmesini sağladığı için yükseltgen özellik gösterir. Yükseltgenen atom da elektron verdiği ve başka bir atomun indirgenmesini sağladığı için indirgen özellik gösterir diyebiliriz. Devam edelim. Yükseltgenme basamağının bulunması aynı zamanda modern atom teorisi ünitesinde de vardı. Orada aslında bildiğimiz kavramları burada kullanacağız. Serbest halde yani bileşik yapmamış yani tek tür atomlar topluluğu yani elementler elementler bunların yükseltgenme basamağı sıfırdır. Neden sıfırdır? Çünkü proton ve elektron sayısı eşit yani nötrdür. Bu sebeple yükseltgenme basamağı sıfırdır. Mesela alüminyum proton sayısı 13, elektron sayısı da 13, o yüzden yükseltgenme basamağı sıfırdır yani hiçbir şey yazmıyorsa bu sıfır anlamına gelir. Demir sıfırdır, bakır sıfır, hidrojen Şimdi ametaller genellikle moleküler haldedir. Ametal elementleri moleküler halde bulunur. Burada da iki tane hidrojen var. iki proton, iki elektron var. Dolayısıyla yükseltgenme basamağı sıfırdır. Sıfır, sıfırdır. Tüm bileşiklerde atomların yükseltgenme basamakları toplamı da yine sıfırdır. Sıfırdır. Örneğin sodyum fosfatta yükseltgenme basamakları toplamı sıfırdır. Örneğin sodyumu yükseltgenme basamağı artı 1'dir. 3 tane sodyum var. Buradan artı 3 yük gelir. Fosforu bilmiyoruz. X olsun. X. Oksijeni yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. 4 tane var. 4 tane oksijen eksi 8'dir. Hepsinin toplamı 0'dır. 0. Sıfır. Buradan örneğin fosforun yükseltgenme basamağını eksi 5 artı 5 olarak bulabiliriz. Çok atomlu iyonlarda ise yükseltgenme basamakları toplamı iyon yüküne eşittir. Örneğin NH4 artı amonyum iyonunda yükseltgenme basamakları toplamı artı 1'e eşittir. Azot burada bilmiyoruz X olsun hidrojen burada artı 1'dir. X 4 tane hidrojen var artı 4 toplamı artı 1. Buradan azotun eksi 3 olduğunu görebiliriz. Yani iyonlarda iyon yükünü bileşiklerde ve elementlerin yükünü ise sıfıra eşitliyoruz. Doğrudan sıfır diyoruz. Burada hiçbir zaman hiçbir elementin veya bileşiğin üzerinde yükseltgen ve basamağı yazmaz. Sorularda size üzerinde yükseltgen ve basamağını yazıp vermez. Yani gidip de hidrojen şurada artı bir yazıyor. Bu artı bir hidrojenin artı biri gibi asla düşünmeyin. Bu NH4 artı yani bu komple kökün. Bu iyonun yükü burada artı bir. Mesela başka bir örnek mesela SO4 2 eksi. Bu 2 eksi yani eksi 2 oksijenin eksi ikisi değil. Komple bir kükürt ve 4 tane oksijenden oluşan bu iyonun yükü eksi 2. Bunlara dikkat edin. Sana yükseltgenme basamanı yazıp vermez. Sen böyle üzerine yazıp hani görmek için üzerine yazabilirsin. İşte azot kaçtı, hidrojen kaçtı, sodyum kaçtı gibi. Şimdi 1A grubu elementleri bileşiklerinde her zaman artı 1 alır. 1A grubu elementleri hidrojen hariç hepsi metaldir. Hidrojen ametaldir. Hidrojene birazdan bakacağız. Yani 1A grubunda bulunan lityum, sodyum, potasyum ki aşağı doğru diğerleri de alır. Bu üçünü bil. Lityum, sodyum, potasyum gördüğünüz zaman yükseltgenme basamanı artı 1 yazıyorsun. Aynı burada sodyumu gördüğümüz gibi artı 1 yazmamız gibi. 2A grubu elementleri her zaman artı 2'dir. Bunlar berilyum, magnezyum, kalsiyum. Bu metalleri gördüğün zaman direkt artı 2'yi yaz. 3A grubu elementlerinden de alüminyum her zaman artı 3'tür. Yani bu 3, 6, 7 tane metali gördüğün zaman 1A'yı görünce artı 1, 2A'yı görünce artı 2, 3A'yı görünce artı 3'ü yaz. Bunlar bildiğimiz metaller. Zaten bildiklerimiz üzerinden bilmediklerimizin yükseltgenme basamağını bulacağız. 4A'dakileri bilemeyiz. Çünkü eksi 4 ile artı 4 arasında değişken değerlik alır. Yani örneğin burada karbonu bilemeyiz gördüğümüzde. 5A ise artı 5 ile eksi 3 arasında değişken değerlik alır. Dolayısıyla örneğin azotu gördüğümüzde bir şey diyemeyiz doğrudan veya fosforu görünce direkt bir şey diyemediğimiz gibi. 6A grubu ise artı 6 ile eksi 2 arasında değerlik alır. 7A grubu artı 7 ile ...eksi bir arasına değerlik alır. Bunu da önce artısını yazayım hatta. Artı dörtle eksi dört arasında değerlik alır. Şimdi 5A şunu da söyleyelim ama... ...5A, 6A ve 7A'nın... ...metallerle oluşturduğu kararlı bileşiklerde... ...yani bir metal, bir metal ...böyle bir durumda kararlı bileşiklerde... ...en düşük yükseltgenme basamağını alırlar diyebiliriz. Ama mesela 3 atomlu, 4 atom, 4 tür atom varsa... ...burada bilemeyiz, diğerleri üzerinden hesaplarız. Mesela burada fosfor bilemezdik. Hem sodyum var hem oksijen var gibi... Hidrojen 1A grubunda hidrojen metallerle yaptığı bileşiklerde eksi 1 değerini alır. Çünkü metaller artı alacağı için hidrojen mecburen eksi alacak. Eksi 1 alır. Diğer tüm bileşiklerinde artı 1 alır ki senin karşına çıkacak örnekler hep artı 1 olanlar olacaktır. Hidrojen gördüğün yerde artı 1'i yazabilirsin. Oksijen bileşiklerinde eksi 2 değerli kalır genellikle ki sen oksijeni gördüğün yerde eksi 2 yazabilirsin. Ancak 1A ve 2A grubu elementleriyle bir tanesi için eksi 1 veya eksi 1 bölü 2 alabilir. Flor ile yaptığı bileşikte artı 2 değerliğini de alır. Dolayısıyla oksijen genellikle eksi 2 almakla birlikte eksi 1, bir, eksi 1 bölü 2 ve artı 2 değerlerini de alabilir yükseltgenme basamağı anlamında. Burada yine önemli olan flor her zaman eksi 1 yükseltgenme basamağına sahiptir. Dediğim gibi bunu daha önce yükseltgenme basamakları kısmında zaten öğrenmiştik, tekrar etmiştik. Devam edelim. Yükseltgenme basamaklarını bulmak önemli çünkü redoks tepkimelerinin yani yükseltgenme indirgenme tepkimelerinin denkleştirilmesinde yükseltgenme basamaklarını kullanıyoruz. Şimdi bir redoks tepkimesini böyle işte sol tarafta 3 tane var sağda da 3 olması için kat sayısını 3 çarpayım falan gibi bir basit bir yöntemle eşitleyemiyoruz. Dolayısıyla burada redoks tepkime denkleştirme yöntemini kullanıyoruz. İki tane yöntem var. Burada daha çok kullanacağımız tek bir yöntem var onu göstereceğim. Diğer yöntem işte yarı reaksiyonlar yöntemiyle denkleşim ona pek girmeyeceğim. Ana videolarda o da yer alıyordu oradan isterseniz bakabilirsiniz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Öncelikle şu hikaye kısmına geçeyim direkt bir örnek üzerinden göstereceğim. Öncelikle tüm atomların yükseltgenme basamağını bulup üzerine yazıyoruz. Daha sonra alınan verilen elektron sayısını buluyoruz ve önemli aşama şu. Alınan verilen elektron sayılarını eşitliyoruz. Eşitlenir. Sonra işte redoksa katılan atomları önce eşitliyoruz. En sonunda hidrojen oksijen atomlarını eşitliyoruz. Ve tepkimeyi denkleştirme denkleştirmiş oluyoruz. Nasıl yani? Mesela bu tepkimeyi denkleştireceğiz. Yani sol taraftaki atom sayısı ve cinsini sağ tarafına eşit haline getireceğiz. Şimdi burada yükseltgenme basamaklarını üzerine yazıyorum. Fosfor elementel halde olduğu için 0. Hidrojen artı 1. Oksijen eksi 2. 3 tane eksi 2 eksi 6 eksi 5. O zaman azot artı 5 oksijen eksi 2, hidrojen artı 1. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, 4 kere eksi 2, eksi 8, eksi 5, fosfor burada artı 5. Oksijen eksi 2, azot artı 2. Hepsini yükseltgenme basamağını buldum. Şimdi alınan verilen elektron sayısını bulacağım. Fosfor bakın sıfırdan artı 5'e ne olmuş? Sıfırdan artı 5'e. Yükseltgenme basamağı yukarı mı gitmiş aşağı mı? Yukarı gitmiş tabii ki. Sıfırdan artı 5'e ne yapmış? Yükseltgenmiş. Peki sıfırdan artı 5'e kaç elektron vererek yükseltgendi? 5 elektron bir tanesi için. Bir tanesi için 5 elektron veriyor. 1 mol için 5 mol elektron veriyor. Bazen sorularda bu sorulur. Bir tane burada bir tane var. Burada da bir tane. Bir tane için 5 elektron vererek. 1 mol fosfor ise 5 mol elektron veriyor. 5 elektron vererek yükselt Bunları da yazalım burada. Yükselt Peki fosfor maddesi yükseltgendi. Yükseltgenme üründe H3PO4, fosforik asit. Peki kendisi ne özellik gösteriyor? İndirgen, tersi özelliği gösteriyordu. İndirgen madde diyebiliriz. Deriz daha doğrusu. Peki diğeri, diğer indirgenen madde nedir? Yükseltgenmiş olanı bulduk. İndirgenen madde artı beşten artı ikiye bakın kim? Azot. Artı 5'ten artı 2'ye değer yükseltgen ve basama aşağı, aşağı gitti. Yani indirgendi. Artı 5'ten artı 2'ye 3 elektron alarak bir tanesi için 3 elektron alarak indirgenmiş. İndirgendiği için kendisi ne özellik gösterir? Yükseltgen özellik gösterir. Dolayısıyla yükseltgen maddedir. Peki. Şimdi burada ikinci adımı da yaptık. Üçüncü adım en önemli adım alınan verilen elektron sayısı eşitlenir. Şimdi kaç elektron verdi? 5. Kaç elektron aldı? 3. 5 ile 3 nerede eşitlenir? 15'te. 15 eşitlemek için 5'i 3 ile çarpıyorum. 5'i 3 ile çarpmak demek şu demek. Burada okun başındaki madde fosforu da 3 ile çarpmak. Okun sonundaki madde olan H3PO4'ü de 3 ile çarpmak demektir. Peki burayı da 5 ile çarpmamız gerekiyor. Okun başındaki maddeyi 5 ile ve okun sonundaki maddeyi de 5 ile çarpmamız anlamına gelir bu. Şimdi üçüncü basamakta tamam. Şimdi hidrojen ve oksijen atomları dışındaki atomları eşitledik. Bu da tamam. En son hidrojen ve oksijene bakacağız. Bakın burada kaç tane hidrojen? H hidrojen ve oksijen fark etmez bu hangisini seçeceğin. 9 tane hidrojen var. E burada hidrojen yok. Burada 5 tane hidrojen var. Geri kaldı 4. O zaman burayı 2 ile çarparım. Şu an denkleştirme işlemi bitmiş olması lazım. Son olarak hepsini bir kontrol ediyorum. Oksijeni özellikle kontrol edeceğiz. 3 tane fosfor var. 3 tane fosfor. Tamam. 5 tane azot var. 5 tane azot. Tamam. Zaten hidrojenler 9 tane eşitti. 5 kere 3 15. 2 de burada 17 tane oksijen var. 4 kere 3 12. 5 daha 17 oksijen var. Demek ki doğru yaptık. Dolayısıyla kat sayıların 3, 5 ki burada şu an en küçük kat sayılarla işledik. Yoksa örneğin 6, 10, 4, 6, 10 diyerek de işleyebilirdik. En küçük tam sayılar. 3, 5, 2, 3 ve 5 sayılarıyla çarptığımız zaman kas sayılarını getirdiğimiz zaman bu tepkimeyi redoks tepkime yöntemiyle denkleştirmiş olduk. Ana mantık bu. Ancak bu denkleştirmenin bu seviyede bir denkleştirmeyi eşitlemeyi yapabilmeniz yeterlidir. Ancak bunun ileri seviye zor soruları da vardır. Zor denkleştirmeler vardır. Bunları ana kamp videolarında yer verdik. Ama dediğim gibi ortalama bu tarzdaki bir denkleştirmeyi yapabilmeniz yeterlidir. Aktiflikle devam edelim. Bir element atomunun bileşik oluşturma ya da iyon haline geçme isteğine yani tepkimeye girme isteğine aktiflik denir. Metallerin aktifliği elektron verme isteğiyle ölçülür. Elektron verme isteği arttıkça metalin aktifliği artar. Ve aynı zamanda biraz sonra göreceğimiz yükseltgenme potansiyelleri üzerinden de karşılaştırabiliriz. Bir metalin yükseltgenme potansiyeli yani elektron verme eğiliminin ölçüsü ne kadar büyükse metal o kadar aktiftir diyebiliriz. Şimdi burada aktiflik sorularında iki tür karşımıza çıkıyor. Böyle herhangi bir tepkimeye girmeyen bir kapla yani plastikten bir kap gibi düşünün bunu inert bir kabın içerisinde bir çözelti var. Buna bir metal daldırılıyor. Bir de kabın bir metal olduğu durum var. Yani burada kabın bir önemi yok. Kaba daldırılan metal var. Burada da kap bir metalden yapılmış içerisine bir çözelti atılıyor. Çözelti dolduruluyor. Yani soru ne burada? Soru şu buradaki x ile bu y artı tepkimeye girer mi girmez mi? Z ile Y tepkimeye girer mi girmez mi? Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Burada bakarken elementel halde olan metale bakıyoruz. Yani nötr haldeki metale bakıyoruz. İyon halinde olana değil. Bakın iyon halinde olana değil. Elementel halde olana. Yani şurada kimdir? X'tir. X metaline bakıyorum. Burada da o kim? Z metali. Eğer ki bu elementel halde olan yani iyon halinde olmayan metal Diğerinden daha aktifse eğer. Hocam neye göre aktif nereden biliriz? O size soruda verilecek. Yükselt gelme potansiyelleri sıralaması verecek. Ya da burada tepkime gerçekleşmiştir diyecek. Bir şekilde verecek aktiflik sıralamasını. Eğer ki bu x metali bu iyon halindeki metalden daha aktifse burada tepkime gerçekleşir. Bakın x büyük y ise yani x metalinin aktifliği y metalinden büyükse tepkime gerçekleşir. Eğer ki y metali Y X'ten aktif olsaydı, olsaydı tepkime gerçekleşmeyecekti. Hiçbir şey olmayacaktı. Aynı çayı mesela bir kaşıkla şekeri karıştırmamız gibi o kaşığa bir şey olmaması gibi olacaktı ama X Y'den aktifse tepkime gerçekleşir. Burada da iyon olmayan metal Z eğer Z Y'den büyük ise burada da tepkime gerçekleşir. Şimdi böyle bir kapta tepkime gerçekleşmesinin şöyle bir sonucu vardır. Burada kap zamanla delinecektir. Çünkü zamanla aşınacak aşınacak mesela bir yerden delinecek ve y2 artı çözelsi buraya doğru dışarı doğru taşıyacaktır. Taşma değil de dışarı doğru çıkacaktır. Yani bu şöyle bir sonuçta buradan çıkıyor. Y2 artı çözelsi bu kapta saklanmaz. Saklanamaz çünkü bir süre sonra tepkimeye girecektir Z-metale ve bu kap delinecektir. Aşınacaktır diyebiliriz. Olay bu. Metale bakıyorum. Daha aktifliği büyükse tepkime gerçekleşir. Değilse de gerçekleşmez. Elektrokimyasal piller. Şimdi iki tane beher alıyorum. Şöyle bir beher, şöyle bir beher. Normal cam malzeme. İki tane beherin içerisine bir çözel su dolduruyorum. Su dolduruyorum. Buna da su dolduruyorum. Bildiğin saf suyu dolduruyorum. Sonra bu beherlerin içerisine iki tane metal levha daldırıyorum ki bunlara elektrot diyorum. Elektrot. Mesela bu X metali olsun. Bu Y metali olsun. X metali Y metali daldırıyorum. Daha sonra bu X metalinin tuzunu bu çözelti atıp çözüyorum. Sallıyorum X NO3 tuzu olsun. Bu da Y NO3 tuzu olsun. Bu metalin tuzunu atıyorum. Bu çözelti artık bir tuz çözeltisi olduğu için tuzlarda iyonlarını ayrıştığı için sallıyorum burada mesela X artı ve NO3 eksi diye iyonlarını ayrışacak. Bu da Y NO3 tuzunu atarsak Y artı NO3 eksi diye iyonlarını ayrışacak. İyonlar aracıyla elektriği iletebilen bir çözelti olduğu için buraya elektrolit diyoruz. Elektrolit. Elektrolit. Elektrot elektrik akımını ileten bir metaldir. Metaller zaten elektrik akımını iletir. Veya grafit çubuk da kullanılabilir. Elektrolit ise elektrik akımını ileten asit baz veya tuz çözelsidir. Genellikle tuz kullanıyoruz ama bazı durumlarda asit çözelsi de kullanabiliyoruz. Peki bunu kurdun. Bunları yaptık. Elektrotları daldırdık. Elektrotları yerleştirdik. Bir de buraya üçüncü bir çözelti yerleştiriyoruz. Böyle U'dan bir cam boru gibi düşünün. Cam borunun ucuna da bir pamuk yerleştiriyoruz. Bu çözeltide de yine bir su çözel su var. İçerisinde bir tuz var. Örneğin sodyum nitrat gibi bir tuz var. Bu tuzun özelliği yük denkliğini sağlamasıdır. Buraya da tuz köprüsü diyoruz. Tuz köprüsü. Burada da bir voltmetre yerleştiriyoruz. Burada da bir iletken tel var. İletken tel var. Voltmetre aracılığıyla da buradaki elektrik akımını ölçüyoruz. Şimdi bu düzeneyi kurduğunuz zaman kendiliğinden bir şekilde buradaki metaller farklı olduğu için aktiflik farkına dayalı olarak bir tarafta yükseltgenme bir tarafta indirgenme oluyor ve bu elektrik akımı üretiyor. İşte biz bu düzeneye elektrokimyasal pil diyoruz. Bunu ilk Galvani yaptığı için Galvani hücrede ona ithafen bilim insanı ismidir Galvani. Galvani'ye ithafen Galvani hücre ismini de veriyoruz. İki yarı hücrenin iletken bir tel ve tuz köprüsü yardımıyla birbirine bağlanmasıdır. Bu sisteme Elektrokimyasal pil. Yani bu bizim bizim bugün modern anlamda kullandığımız pillerin en basit prototipi bu. Elektrokimyasal pil diyoruz. Pillerde bir taraf anottur. Anot kimdir? Aktifliği daha yüksek olan. Mesela diyelim ki X'in aktifliği Y'den daha büyük diyelim. X tarafı anottur. Y tarafı katottur. Bir taraf anot, bir taraf katottur. Şimdi oralara bakalım, devam edelim. Mesela yine bir pil düzeneği kurduk. Bir tarafa çinko elektrot yerleştirdik. Bir tarafa da bakır elektrot yerleştirdik. Aktifliği kimin daha büyüktür? Çinkonun aktifliği bakırdan daha büyüktür. Bu size soruda verilir ama sen şu bilgiyi de önden bil TYT bilgilerinden. Biz metal asit bazlar ünitesinde öğrenmiştik. Metalleri iki gruba ayırıyorduk. Aktif metaller ve aktif olmayan metaller. Yani soy metaller. Soy metaller 5 taneydi. Soy metaller kimlerdi? Bakır, gümüş, civa. Ki civa zaten elektrot olarak kullanılmaz civa sıvı olduğu için. Ama yine de bil. Bakır, gümüş yani buralarda bakır veya gümüş olur. Altın ve platin. Bu metaller zaten soy metaller. Aktifliği bu 5 metal dışındaki tüm metallerden daha düşük olan metaller. Yani dolayısıyla bu bakır, gümüş, cıva, altın, platin dışında bir metal varsa karşısında o kesin aktifliği daha yüksektir diyebiliriz. Ama soruda size zaten bunu anlayacağınız bir bilgi soruda verilecektir. Şimdi burada bir taraf anot, kim daha anot? Aktifliği daha büyük olan çinko tarafı anot. Aktifliği daha düşük olan Bakır tarafı katot. Peki burada tuz çözeltim var. Yine çinko sülfat, bakır sülfat içerisinde. Burada Zn2 artı. Şöyle yazayım ya da. ...içerisinde Zn2 artı iyonları ve SO4 2 eksi iyonları var. Burada da Cu2 artı ve burada da SO4 2 eksi iyonları var. Şimdi bu düzeneyi kurduğumuz zaman kendiliğinden bir şekilde anotta yükseltgenme Katotta indirgenme gerçekleşiyor. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme. Biz bunu kimya yazarak kodluyoruz. Dersimizin ismiyle kodluyoruz. A anot, Y yükseltgenme, yükseltgenmenin Y'si. K katot, I indirgenmenin İ'si. Bu arada anotla katotu anyon katyonla karıştırmayın. Bakın anyon katyon bizim iyonlara verdiğimiz isimlerde artı yüklü iyonlara katyon diyorduk. Artı yüklü iyonlar katyon, eksi yüklü iyonlar anyondu. Anyon Anot katot farklı kavramlar. Şimdi burada nasıl yani burada yükseltgenme indirgenme gerçekleşiyor? Anottaki bu elektrottaki Zn var ya Zn bu çözeltideki iyonunun yükü kadar yükseltgeniyor. Yani Zn 2 artıya yükseltgeniyor. Bakın sıfırdan artı 2'ye yükseltgeniyor. E yükseltgenirken 2 tane elektron veriyor. Şimdi dolayısıyla bu elektrot Zn2 bildiğin aşınma gerçekleşiyor burada. Bu metal aşınıyor çözeltiye Zn2 artı iyonu geçiyor. Zn2 artı iyonu geçtiği için çözeltteki kat derişimi artıyor. Peki elektron ne oluyor? Elektronlar ise bu elektrot ve bu iletken tel üzerinden iletken tel üzerinden anottan katota doğru gidiyor. Elektronlar buraya doğru geliyor. Elektronlar geliyor bu elektrot üzerinden çözeltiye geçiyor. Ve çözeltide bulunan bakır 2 artı iyonlarını indirgeyerek bakır katısının oluşmasını sağlıyor. Ve bu bakır katıları da elektrotun çevresinde toplanıyor. Elektrotun çevresinde şöyle bakır katıları toplanıyor. Dolayısıyla burada da burada da gaz çıkışları dışında katotta elektrot kütlesi artıyor. Burada ise elektrot aşındığı için elektrot kütlesi azalıyor. Aynı zamanda burada bakır 2 artı iyonlar, iyonları indirgendiği için indirgenen katyon derişimi azalıyor. Yani indirgendiği için katyon derişimi azalıyor. Dolayısıyla anotta elektrot yükseltgeniyor. Anotta yükseltgenme oluyor. Katottaki elektro elektrot ise indirgeniyor. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme oluyor. Anotta kütle azalması gerçekleşiyor, aşınma gerçekleşiyor. Katotta ise kütle artışı gerçekleşiyor. Gaz çıkışı dışında bazı tepkimelerde gaz çıkar. Bunun dışında kütle artışı gerçekleşiyor. Burada Anottaki çözeltideki katyon derişimi artıyor. Katotta ise indirgenme için katyon derişimi azalıyor. Aktif olan metal anotta, pasif olan metal katotta. Elektronlar anotta üretildiği için anot tarafı eksi kutuptur. Elektronlar burada üretiliyor çünkü buradan geliyor. Bu sebeple eksi uçtur. Katot ise artı kutuptur. Pil hücrelerinde, elektrolizde ise tam tersidir. Elektrolizde anot artı, katot eksidir farklıdır. Ve son olarak bu olay yaşanırken burada yükte bir dengesizlik olduğu için yük dengesizliğini yük dengesizliğini gidermek için bakın burada ZN'ler ZN2 artıya dönüşüyor. Bu çözeltide fazladan ZN2 artı oluşuyor. Burada eksi yük lazım ki dengelensin. Çünkü yoksa burada artı yüklü bir çözelti olacak. Buradaki eksi yükler yani anyonlar anota gidiyor. Tuz köprüsündeki anyonlar anyonlar anot yarı hücresine gidiyor. Burada da artı yükler indirgendiği için artı yük eksikliği oluyor. Eksi yüklerin sayısı fazla. Oluyor. Artı yükler yani katyonlar, tuz köprüsündeki katyonlar, katyonlar, katota doğru gidiyor. Anyonlar anota, katyonlar katota. Zaten sorularda bunlardan bir bilgi veriliyor size. Ve anot mu katot mu buradan tespit ediyorsunuz. Devam edelim. Anot ve katot yarı hücrelerinde gerçekleşen tepkimeler yarı, yarı tepkimelerdir anottaki işte yükseltgenme biraz önce de yazdım. Katotta indirgenme bu ikisini taraf tarafa toplarsanız net pil tepkimesini elde edersiniz. Ancak her zaman anottaki verilen elektron sayısı ile katotta alınan elektron sayısı olmayabilir. Yani iki elektron verdi iki elektron aldı. Mesela burada sağlıyorum mesela şöyle Zn her zaman artı 2'dir ama diyelim ki artı 3 olsaydı 3 elektron verseydi 3'e 2 olsaydı burayı 2 ile burayı 3 ile çarparak Burada alınan verilen elektron sayılarını eşitleyip net tepkimeyi yazardık. Tamam. Şu an eşit olduğu için bir eşitleme yapmıyoruz. Net tepkime taraf tarafı topla, topluyoruz. Elektronları yazmıyoruz. Ve bu bizim net tepkimemiz. Şunu da bilelim. Pil tepkimeleri birer denge tepkimesidir. Ve egzotermiktir. Pil tepkimeleri egzotermik ısı veren tepkimelerdir. Ve pil tepkimeleri şematik olarak da gösterilebilir. Sorularda size doğrudan şematik olarak da verilebilir. Şematik gösterimde önce anot yazılır. Önce anot, sonra katot. Anotla katot arasında çift çizgi ya da şöyle çift slash konulur. Şöyle düz çizgi olarak da konulabilir. Fark etmez hangisi hangi şekilde gösterdi. Bu çift çizgi tuz köprüsü. Arada bir tuz köprüsü olduğunu ifade eder. Önce anot yazılırken anotta yükseltgenme olduğu için önce metal sonra metalin yükseltgenme ile oluşturduğu iyon yazılır. Arasına bir tek çizgi çekilir. Ve bu iyonun derişimi de parantez içerisinde yazılır. Standart bir pil hücresinde derişimler 1 molardır ama standart olmayan pillerde 1 olmak zorunda değil. Mesela 0-1 olabilir, 0-0-1 olabilir, 2 olabilir, 10 olabilir o parantez içerisinde yazılır. Ama metalin bir derişimi falan yoktur zaten yazılmaz. Metal sonra iyon yazılır, iyonun derişimi yazılır. Katotta indirgenme olduğu için önce iyon yazılır, sonra derişimi yazılır, sonra metal yazılır. Dolayısıyla sen anot katodu söylemez, şematik gösterim verir, ilk yazılan anottur diyerek anotu bulabilirsin. Şimdi anot ve katotun tespiti aslında şurada verdiğimiz bilgilerden tespit ediyoruz. Nasıl yani? Mesela yükseltgenme potansiyellerini verdi. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan zaten anottur. Daha aktif metaldir ve anottur. Eğer indirgenme potansiyellerini verirse ikisini birden ters çevirirsin. Kimin büyük, büyükse yine oradan da anotu bulabilirsin. Ya da yok ben doğrudan indirgenme potansiyeline bakacağım dersen indirgenme potansiyeli daha büyük olan taraf katottur. Dış terde elektron akış yönü. Mesela bu bu arada tuz köprümüz şöyle bura anot bura katot olsun. Diyelim ki elektronlar soldan sağa doğru gidiyor. Elektronlar anottan katota doğru gidiyordu. O zaman elektronun gittiği yön gittiği yön katottur. Burada gittiği yön sağ taraftaki hücreye doğru sağ taraf katottur. Bu arada sol taraf anot sağ taraf katot olmak zorunda değil. Tam tersi olabilir. Elektrotlarda kütle değişimi verilirse kütlesi azalan taraf nedir? Anottur. Kütlesi artan taraf ise katottur. Tabii ki gaz çıkışı yoksa. Elektrolitlerdeki derişimler, derişimlerdeki değişim verilirse derişimi artan bölge anottur. Anotta çünkü yükseltgen mi oluyor? Azalan bölge ise katottur. Tuz köprüsüne iyonların hareketi verilirse katyonların gittiği bölge katottur. Katyonlar katota, anyonlar anota gider diyerek hangi tarafın anot, hangi tarafın katot olduğunu bulabiliriz. Çıkan sorularda yani zaten pillerle ilgili genellikle bir soru geliyor ve gelen soruda mutlaka anot katotu belirlemeniz gerekiyor. Bunlardan birisi verilecek ve anot katotu tespit edip soruyu çözmeye devam edeceksiniz. Standart pil potansiyelleri. Şimdi yarı hücrelerin standart pil potansiyelleri var. Bunlar size doğrudan soruda verilecek. Standart demek 25 derece sıcaklık ve 1 atmosfer basıncı temsil ediyor. Aynı zamanda burada çözeltilerin derişimlerde 1 molar olması gerekiyor. Standart pil potansiyeli hesaplayabilmemiz için. 1 değilse standart olmayan pildir. Ona bakacağız zaten. Standartı ifade etmek için şöyle üzerine bir 0 yazılır. E0 pil yani standart pil potansiyeli. Potansiyel E ile buradaki enerji E ile gösteriliyor. Anottaki anotta yükseltgenme gerçekleşir. Dolayısıyla metalin yükseltgenme potansiyeli ile katotta indirgenme gerçekleşir. Katottaki metalin indirgenme potansiyeli toplanırsa standart pil potansiyeli bulunur. Anot tepkimesi örneğin magnezyumdan magnezyum 2 artı bu anot tepkimesi yükseltgenme potansiyeli 2,372 voltmuş. Katotta demirin indirgenme potansiyeli eksi 0,44 voltmuş. Net pil tepkimesi taraf tarafa topladık. Buradaki E0 pil değeri bildiğin ikisini topluyorsun. İşaretlerine dikkat ederek topluyorsun. Artı eksiye dikkat ederek topluyorsun yani. 2,372 ile 0,40 eksi eksi ama buradaki artı yazmak zaten anlamsız. Şu an eksi 0,440'ı topluyoruz. Tamam? İki, yani aslında bu çıkartmaya döndü. 2'den 0 çıktı. 2, 7'den 4 çıktı. 3, 3'ten 4 çıktı. 9, 1,932 volt standart pil potansiyeliymiş. Yani size sorularda ama direkt şöyle verilmez. Anottaki ve katottaki indirgenme verilmez. Size mesela şöyle verilecek. Mesela birinci yarı hücredeki tepkime, ikincideki tepkime, birincideki diyecek ki x'ten x2 artıya 2 elektron vererek, ikincide işte y'den y2 artıya işte 2 elektron vererek, bunun işte potansiyelini işte diyelim ki artı 1,3, bunun potansiyelini artı 0,4 diyecek mesela. Siz burada bakacaksınız. İkisinin de yükseltgenmesini vermiş. Büyük olan kim? X. O zaman X anot. Burada yükseltgenme ama diğeri indirgenme tam ters çevireceksiniz tam tersine çevirdiğiniz zaman burada E değeri artı 0.4'ten eksi 0.4'e dönecek. 1.3 artı eksi 0.4'ten artı 0.9 diyerek standart pil potansiyelini bulacaksınız gibi. Ya da ikisinin de indirgenmesini verecek. Mesela ikisinin de indirgenmesini verecek. Şöyle onu da şuraya yazayım. Mesela birinci de diyecek ki Y ya da X 2 artı 2 elektron alarak X'e ikinci de Y 2 artı 2 elektron alarak Y'ye. Buradaki e değerleri işte diyelim ki eksi 1,6 artı 2,3. Indirgenme verildiği zaman indirgenmesi büyük olan taraf işte gerçi bu şey uymuyor galiba. Eksi yazayım bunu da. Eksi, ikisi de eksi olsun. İndirgenmesi büyük olan bu sefer katottur. Eksi 1,6 daha büyüktür. Burası katottur. Diğer taraf anot. Anotta yükseltgenme olacağı için bunu tam tersine çevirirsin. Artı 2,3 olur taraf tarafı toplayıp 2,3'te de eksi 1,6'yı toplayıp artı 0,7 diyerek pilin potansiyelini bulabiliriz. Standart hidrojen elektrotu SHE. Şimdi aslında doğrudan bir metalin böyle yükseltgenme potansiyelini ölçmek, indirgenme potansiyelini ölçmek mümkün değildir. Bunların ölçülebilmesi için hidrojen elektrotun potansiyeli, standart hidrojen elektrotun potansiyeli 0,00 yani 0 volt olarak kabul edilmiştir. Bu kabul üzerinden karşısına konulan metalin yükseltgenmesi veya indirgenmesi yani hidrojenden daha aktifse o zaman anot oluyor. Yükseltgenme potansiyeli voltmetreden ölçülüyor. Eğer anotsa aktifliği düş eğer aktifliği düşük bir metalse, pasif bir metalse, yani bakır, gümüş gibi bir metalse hidrojenden düşük olmuş oluyor. Bu sefer de indirgenme potansiyeli voltmetreden okunuyor gibi. Bu sayede diğer elementlerin potansiyeli hesaplanıyor. Standart hidrojen elektrot standart şartlarda yani 25 derece sıcaklık ve 1 atmosferde 1 molarlık hidroklorik asit çözelsine batırılmış platin metalin üzerine 1 atmosfer basınç yapan hidrojen gazı gönderilerek oluşturulan elektrottur diyebiliriz. Şimdi eğer ki bir yarı hücrede gerçekleşen tepkime ters çevrilirse E0'ın değerinin işareti değişir. İşareti değişir. Yani magnezyum magnezyum 2 artı yükselken potansiyeli 2,372 voltsa Tam tersi olan indirgenmesi eksi 2,372 volttur. Yani sadece işareti değiştiriyorsun. Şuna dikkat et. Dikkat et. Eğer ki herhangi bir sayı ile çarparsan veya bölersen işte alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için çarparsın mesela diyelim ki tepkimi. Burada yükseltken ve potansiyeli E0 değeri değişmez. Değişmez bakın burası önemli. Yani yükseltgen bir potansiyeli 2,372 volt. 2 ile çarp yine 2,372 volt. 4 ile çarp yine 2,372 volt. S sadece tepkimeyi ters çevirirsen değişiyor. O da işareti değişiyor. Değer değişmiyor. Şimdi pil potansiyeline etki eden faktörler. Şimdi üçüncü videoda dengeye etki eden faktörler vardı hatırlıyor musunuz? Burada aslında pil tepkimesi de bir denge tepkimesi olduğu için aslında orada incelediğimiz şeylerin aynısı burada da geçerli. Pil potansiyeli bir denge tepkimesidir. Dolayısıyla yine Le Chatelier ilkeleri gereği incelenir. Burada sadece şunu bilmemiz gerekiyor. Elektrokimyasal pil çalışırken pil gerilimi zamanla azalır ve sıfır olur. Yani pil aslında başlangıçta en yüksek potansiyeli üretiyor. Diyelim ki artı 2,3 voltluk bir potansiyel üretiyordu. Bunu başta üretiyor. E zamanla tepkime dengeye ulaştıktan sonra artık potansiyeli sıfır oluyor. Yani sonsuza kadar da elektrik akımı üretmiyor. Net pil tepkimesi bir denge tepkimesi olduğu için eğer ki denge sağa doğru yönelirse sağa bir etki sonucunda sağa doğru yönelirse pil gerilimi pil potansiyeli artar diyorsun. Eğer denge sola doğru yöneliyorsa pil gerilimi azalır diyorsun. Bunu bilmen aslında yeterli. Herhangi bir etkiyle sağa doğru gidiyorsa artıyor, sola gidiyorsa azalıyor. Şimdi burada 3 tane etki inceleyeceğiz. Derişim etkisi, sıcaklık etkisi ve basınç etkisi. Öncelikle derişim etkisi. Diyelim ki böyle çinko ve bakır standart bir pilimiz olsun. Çinko sülfat, bakır sülfat her şey yolunda standart şartlarda. Çinko tarafı anottur, bakır tarafı katottur. Bakın burada ezber yapmayın. Derişim etkisi şöyle oluyor. Bu kaplardan birine su dökülüyor, su ekleniyor, su ilave ediliyor veya su buharlaştırılıyor veya doğrudan bu çinko sülfat tuz atlıyor veya başka bir tuz atılıyor. Bu etkilerle bu denge tepkimesindeki maddelerin derişimleri değişiyor. Şimdi burada derişim etkisini bulabilmek için net pil tepkimesini önce mutlaka yazın. Anotta yükseltgenme yani ZN'den ZN2 artıya yükselkenme, katotta indirgenme. Bakın şunu hatırlayalım. E, denge tepkimelerinde katı ve sıvının denge etkisi var mıydı? Yoktu. Yani katı ve sıvının aslında Üzerini bir daha açmamak üzere kapatabilirsiniz. Denge tepki. Hem orada burada bir denge tepki. Burada da. Bak sadece suda olan maddelerin derişiminin değişmesi denge etkileyebilir. Katının burada mesela biraz daha kütlesinin artması dengeyi etkilemez. Hiçbir şey değiştirmez. Çünkü katı ve sıvılar dengeyi etkilemez. Tamam. Onların üzerine kapatıyorsun. Kapat. Net tepkime yazdım. Kapattım. Şimdi burada bakıyorum. Kaba. Birinci kaba. Bu kaba. Yani anota. Saf su ilave, saf su ilave edersem. Molarite eşittir n bölü v'den. Saf su ilave ettiğin zaman hacim arttığı için bu kaptaki maddenin derişimi azalmıyor mu? Evet. Kimin derişimi azaldı? Zn2 artının derişimi azaldı. Zn2 artının derişimi azalırsa reaksiyon hangi tarafa kayar Le Chatelier'e göre? Tabii ki sağ tarafa. O zaman pil potansiyeli ne olur? Artar. Bu şekilde bakıyorsun. Ezber yapmıyorsun burada. Zn2 artı iyon derişimini saf su ilave etmen azaltır. Azaltır. Denge ürünlere kayar. Ürünler yönüne kayar ve pil potansiyeli artar diyoruz. Peki ikinci kaba su ilave edersen burayı silelim. Aynı şekilde hacim arttığı için derişim azaldı. Kimin derişim azaldı? Cu 2 artının derişim azaldı. Reaksiyon bu durumda sola kaydı. Sola kaydı için pil potansiyeli azalır diyoruz. Cu 2 artı iyon derişimi azalır. Azalır. Denge girenler yönüne kayar. Ve pil potansiyeli azalır. Burayı tekrardan sildim. Peki su ilave etmiyorum da kaba doğrudan birinci kaba ZnCl2 katısı ilave ediyorum. Şimdi ZnCl2 katısı ilave ederseniz bu Zn2 artı ve Cl eksi de ayrışmaz mı? Evet. Kapta bulunan Zn2 artı iyonların derişimi bu durumda artmaz mı? Evet. O zaman reaksiyon sola kayar. Pil potansiyeli azalır. Zn2 artı iyon derişimi artar. Denge girenler yönüne yani sola kayar ve pil potansiyeli azalır. Peki cucl 2 ilavesi Burada da Cu2+ ve 2Cl- diye iyonlarını açacak Cu2+ artının derişimi bu durumda artmış olacak. Denge bu durumda Le Chatelier'e göre sağa kayacak ve pil potansiyeli artacak. Cu2+ iyon derişimi artar, denge ürünler yönüne kayar ve pil potansiyeli artar diyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Kabın içerisinde işte sodyum sülfür, sodyum sülfür gibi bir katı ilave ediliyor. Parantez içerisinde de diyor ki ZnS suda az çözünür. Şu katıları yine kapattım net tepkime yine yazdım. Mesela birinci kaba Na2 S katısı ilave edersen bu Na artı ve S2 eksi diye iyonlarına ayrışıyor. Bu S2 eksi iyonları kapta bulunan Zn2 artı ile birleşerek ZnS'yi oluşturuyor. E Znsi de suda az çözünüyormuş. Yani böyle dipte katı olarak toplanıyor. Yani bu ne yapmış oluyor aslında? Bu S2 eksi çözeltide bulunan Zn2 artı iyonlarını kendisine çekip katı oluşturuyor. Zn2 artı iyonlarının derişiminin azalmasına sebep oluyor. Reaksiyon ürüne kaymasına. Ve pil potansiyelinin artmasına sebep oluyor. Çözeltteki Zn2 iyon derişimi azalır. Denge ürünler yönüne kayar. Ve bu da pil potansiyelini arttırır. Artar. Peki ikinci kaba bunu yaparsanız. Aynı şekilde ikinci kaptaki. ikinci kap atarsanız. S2 eksi buradaki Cu2 artı ile birleşip. CuS. Bakır sülfür. Bakır 2 sülfür katısını oluşturacak. Dibe çökecek. Bu bakır 2 artın derişiminin azalmasına sebep olacak. Azalmasına. Bu da reaksiyonun sola kaymasına ve pil potansiyelinin azalmasına sebep olacak. cu 2 artı iyon derişimini azaltır, azalır, denge girenler yönüne kayar ve pil potansiyeli azalır diyoruz. Derişim etkisi bu şekilde. Yani hiçbirini ezber yapmıyoruz. Yani hangi kaba su eklenirse ne olur falan. Net tepkime yazıp hangi tarafa kaydığına bakıyoruz. Sağa kaymış, ürünlere kayması artar. Girenlere kaymışsa potansiyel azalır diyoruz. Daha düşük olur diyoruz. Peki sıcaklık etkisi. Bilmeliyiz ki Pil tepkimeleri egzotermik yani ısı açığa çıkan tepkimelerdir. Dolayısıyla ısıyı sağ tarafa yazıyoruz. Bu durumda sıcaklığı arttırırsak yine Le Chateau ilkesi gereği. Sıcaklığı arttırırsak ne olur? Denge hangi tarafa kayar? Girenler tarafına kayar. Denge girenler yönüne kayar. E peki girenlere doğru kayarsa ne oluyordu? Pil gerilimi azalıyordu. Dolayısıyla sıcaklığı arttırırsan pil potansiyeli azalır. Peki sıcaklığı azaltırsan? Sıcaklığı azaltırsan bu durumda da ürünlere kayacak. O zaman da pil potansiyeli artacak. Yani soğukta piller daha yüksek potansiyel üretiyor. Sıcaklık azaltılırsa denge ürünler yönüne kayar ve pil gerilimi artar diyoruz. Basınç etkisi sadece gaz elektrotun çıktığı durumlarda geçerlidir. Basınç etkisi gaz yoksa herhangi bir etkisi yok basıncın. Mesela tepkimeye bakalım. Katı, suda, suda gaz. Katıyı zaten kapattım. Burada bir gaz var. Dolayısıyla bu gazın basıncı değiştirilirse pil potansiyeli etkilenir. Örneğin burada H2 gazının basıncının arttırılması yine leşatörlü ilkesi gereği basıncı artması demek reaksiyonun sola gitmesi demek dengeyi girenler yönüne kaydırır. Bu da pil potansiyelini azaltır. Basıncı azaltsaydın ürünlere gidecekti bu durumda da pil potansiyeli artacaktı. Nörs eşitliği ise standart olmayan pillerde pil potansiyelini hesaplamamızda kullanılan bir eşitliktir. En son 2023 e ayete de buradan soru geldi yine gelebilir. Yine 25 derecede işte bir atmosfer basınçta pilim var ama buradaki elektrotlardaki çözeltilerin derişimi 1 molardan farklıysa yani bir tanesi bile 1 molardan farklıysa bu standart olmayan bir pildir ve bu potansiyel NERS eşitliği ile bulunur. NERS bir bilim insanı ismi. NERS bulmuş bu eşitliği. Bu eşitlikle bulunuyor. Bu eşitliği ezbere bilmemiz gerekiyor. E pil eşittir. Yani E pil standart olmayan bir pil. Üzerinde sıfır yazmıyor. Standart olmayan pil eşittir. Sanki pil standartmış gibi potansiyelini hesaplıyorsun. Yani anot artı katottan eksi 0,0592 bölü n. Bu sorularda size verilir. Der ki logaritmik terimin katsayısını 0,0592 alın. Ya da bazen sorularda kolaylık olsun diye 0,06 veya 0,059 alındığı da oluyor. Size ne dediyse onu alıyorsunuz. En doğrusu 0,0592 bölü n. N ise alınan verilen elektron sayısıdır. Yani mesela şu tepkime de şu tepkime de alınan verilen elektron sayısı kaçtı? Bak 2 elektron veriyor 2 elektron oluyor. 2. N değeri 2'dir. Yani 2 iki artı 2'den 4 değildir. Alınan verilen mesela bu 3 bu 2 olsaydı 6 da eşitleyecektim. O zaman N değeri 6'dır. 6 altı yazacaktım. N değeri burada alınan verilen elektron sayısı. Logaritma QC. QC'de denge kesi yani ürün bölü giren katsayı 100. Bildiğin KC yani denge sabiti olan KC'nin herhangi bir anda yazılmış hali QC'dir. Anot bölü katot ya da ürün bölü giren olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla E pil eşittir. E0 pil eksi 0,0592 bölü n çarpı logaritma anot bölü katot varsa katsayılar üst. Bununla ilgili bir soru çözelim. Örnek bir soru. X'ye iki tane çözelti. Anot katotu vermemiş. Derişimler birden farklı. Bu standart olmayan bir pildir. Nörs eşitliğiyle çözülür. Burada indirgenme potansiyellerini vermiş. Şimdi indirgenme potansiyelini vermişse yüksek olan katottur. Katot. Diğeri anottur. Bu kafanı karıştırıyorsa her zaman yükseltgenmeye bakarak da karar verebilirsin. Tam ters çevirseydim bu eksiye bu artıya dönecekti. Büyük olan taraf anottur diyerek de bulabilirsin. Yükseltgenmesi büyük olan anottur diyerek de bulabilirsin. O zaman bu sol taraf olan x tarafı katot, sağ taraf anot. Şimdi katotta zaten indirgenme gerçekleşir ve indirgenme var. Anotta yükseltgenme gerçekleşecek. Yani tam tersi. Tam ters çevirirsek Y'den Y 3 artıya 3 elektron vererek şurayı sildim. E0 değeri ters çevirdiğim için işareti değişir. Artı +1,66 volt olur. Alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için burayı 3 ile çarparız. 3 3 3. Dolayısıyla bu 3'ler gider net tepkime için. Artık net tepkimeyi yazmaya gerek yok. Pil potansiyel nör eşitliğini buraya yazalım. E pil e pil eşittir e 0 pil eksi 0,0592 yazacaktım. Ancak soruda ne diyor? Nurse denkleminde logaritmik terimin katsayısını 0,06 bölü n olarak alın. O zaman 0,06 bölü n çarpı logaritma anotun derişimi anottaki maddem kimse onun derişimi varsa katsayısı üst a olsun bölü katottaki maddemin derişimi varsa katsayısı üst o da b olsun. Şimdi e sıfır pil değerini buradan zaten hesaplayabiliyorduk. Hesaplayalım. E0 pil değeri. Anot artı katot değil mi? Evet. Anottakinin potansiyeli kaç? Artı 1,66. Çünkü eksiyle çarptık. Artı 1,66 oldu. Katotun potansiyeli kaç? Artı 0,80. Dikkat et. Artı 0,80. Toplarsak 2, 2, ne olur? 46 mı? 6, 14, 2,46 volt. O zaman E pil değeri. E pil değeri eşittir. E0 pil yerine 2,46 yazıyorum. Eksi 0,06 bölü. Bakın alınan verilen elektron sayısı. N yerine ne yazacağız burada? 3 yazacağız. 3. Sakın 3 artı 3 6 yazmayın. Kaçsa alınan verilen elektron sayısı onu yazıyoruz. Çarpı logaritma. Anotta kimin vardı? Anotta. Y 3 artı değil mi? Y 3 artın derişimi kaç? Bak burada veriyor. 0,1 0,1 Y3 artın herhangi bir kat sayısı var mı? Yok. Y3 artı 0,1. bölü. Katotta kim var? X artı. Değişimi kaç? 0,01. Ancak kat sayısı kaç? 3. O zaman üssü 3 yazıyoruz. Bildiğin denge bağıntılarında hani ürün bölü giren kat sayısı yazıyoruz ya. O işte. Onu yazıyoruz buraya zaten. Şimdi E pil değeri o zaman. 2,46 eksi 0,063'e böl. 0,02 çarpı Şurayı bir düzenleyelim. Şurayı bir düzenleyelim. Üstteki 0 1 yerine 10 üzeri eksi 1 bölü. 0, 0 1, 10 üzeri eksi 2'dir. Onun küpü 10 üzeri eksi 6'dır. 10 üzeri eksi 1 10 üzeri eksi 6'ya böl. Eksi 6 yukarı artı diye geçti. 10 üzeri 5 değil mi şurası? Logaritma 10 üzeri 5 kaçtır? 5'tir. Yani 5 başa gelecek 5. O zaman e pil eşittir. 2,46 eksi 0, 0, 2'yi 5 ile çarparsak 5 kere 2, 10, 2 virül geri gel 0,1. O zaman ne oldu? 2,36 volt olarak bu pilin potansiyelini hesaplayabiliriz. Tamam Ne Nurse sorularını da bu şekilde yapıyoruz. Katsayının üs olarak geldiğine dikkat ediyoruz ki en son 2023'te buna dikkat ettiren bir soru vardı. Peki derişim pilleri? Derişim pilleri ise elektrotların aynı olduğu, elektrotlar aynı, Elektro, elektrolitler de aynı, sadece derişimleri farklı. Yani bu aktiflik farkına dayalı değil de derişimlerin farkına dayalı olarak çalışan pillere biz derişim pil diyoruz. Mesela bu örnekte gümüş elektrot burada da gümüş elektrot. çözeltide gümüş nitrat burada da gümüş nitrat. Sadece derişimler farklı. Burada bilmemiz gereken tek şey şu. Derişimi küçük olan taraf anottur. Diğer taraf katottur. Bu pillerde elektrolit derişimi küçük olan yarı hücre anot. Büyük olan yarı hücre ise katot görevine sahiptir. Ve bu piller başlangıçta derişim farkına dayalı olarak potansiyel üretmeye başlar ama bir süre sonra derişimler eşitlenir. Derişimler eşitlenince pil potansiyeli sıfır olur ve pil çalışmaz. Yani derişimler eşit olduğunda bu piller çalışmaz. Mesela ikisi de bir moler verseydi bu da hiçbir şey olmaz derdim. Derişimler farklı olursa ve derişim farkı arttıkça bu piller daha yüksek potansiyel üretir. Derişim farkı azaldıkça bu pillerin potansiyeli zaten sıfıra gider ne kadar azaldıkça da o kadar azalır. Bu pillerin potansiyeli ise yine nörs eşitliği ile hesaplanır çünkü derişimler birden farklı. E0 pil değerinin burada 0 olduğunu bilmemiz gerek ya yani bilme görebiliriz çünkü burada da gümüş var, burada da gümüş var. Bunun yükseltgenme potansiyeli ile bunun indirgenme potansiyeli toplamı 0'a eşit olmak zorundadır. Direkt bu şekilde hesaplanıyor. Yine anot böyle katot. Anot burada seyreltik olan, derişimi düşük olan taraftır. Ve son olarak lityum iyon ile bitirelim. Lityum iyon pilleri günümüzde kullanılan pillerin modern halidir. İşte cep telefonlarında, bilgisayarlarda, tabletlerde lityum iyon piller kullanılıyor. Anotta lityum metali kullanılıyor. Potansiyeli çok yüksek olduğu için katotta işte titanyum sülfür gibi madde ve katı elektrot burada kullanılıyor. Anotta yine yükseltgenme tepkimesi, katotta indirgenme tepkimesi gerçekleşiyor. Lityum pillerinin şöyle avantajları var, kullanım avantajları tekrar tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabiliyor. Benim mesela telefonum 8 yıldır aynı telefonu kullanıyorum. Aynı bataryayı kullanıyorum. 8 yıldır tekrar tekrar şarj ederek kullanıyorum. Karbondioksit salınımı çok az olduğu için ve toksik madde, zehirli madde içermediğinden çevreye verdiği zarar yok denecek kadar azdır gerçekten bu pillerin. Tabi bazı markaların bazı modelleri bazen zarar veriyor. Üretimdeki hatalardan kaynaklı. Onlar toplatılıyor, yeniden üretiliyor gibi. Kütlesi bildiğiniz gibi son derece küçüktür. Yani cep telefonunu, tableti çalıştırıyor. Ürettiği enerji miktarında çok fazla olmasından dolayı dizüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi elektronik eşyalarda yaygın olarak bu lityum, iyon piller kullanılıyor. Diyelim ve sorularımıza geçelim. Dört tane sınavda çıkabilecek ve çıkmış soru muadili soruyla devam edelim. İstemli. İstemli ne demek? Kendiliğinden gerçekleşen tepkime demek. Kurduğun düzeni kendiliğinden çalışmaya başlıyor. Bu istemlidir. Çalışmıyorsa bu istemsizdir. Dışarıdan enerjiyle belki çalıştırılabilir. İstemli elektrokimyasal hücre tepkimesinin şematik gösterimini vermiş. O zaman X burada anot. ilk yazılan anottu. E diğer taraf o zaman katot. X o zaman anot. Y katotsa anotta yükseltgenme tepkimesi gerçekleşir. Yani bunun tam tersi. Yani şöyle yazalım hatta. X'ten X 3 artıya artı 3 elektron veriyor. E 0 diğeri de artı artı 0,380 volt olur. Y zaten katot. Katotta indirgenme gerçekleşiyor. Tamam. Şimdi x, x3 artı yarı hücresine ki bu anot olduğu için yarı hücresinden katyonlar gelir diyor. Ancak burası anot olduğu için tuz köprüsünden anyonlar gelir. Anyonlar anota, katyonlar katota gider. Dolayısıyla bu yanlış. X elektrodun kütlesi zamanla artar diyor. Ancak X anot olduğu için zamanla aşınacağı için kütlesi azalır. Bu da yanlış. Y2 artı iyon derişimi zamanla azalır. Katotta indirgenme gerçekleşiyor ve Y2 artının derişimi zamanla azalıp Y'ye dönüşüyor. Bu sebeple derişim azalıyor. Bu doğru. doğru arıyoruz. Standart pil potansiyeli artı 0,380 ile eksi 0,202'nin toplamıdır. Yani 0,202'ye çıkartırsam 8,7 yani 1, pardon 0,178 voltluk bir potansiyel üretir burada. Bu yanlış. Y2 artı Y yarı hücresi anottur diye ancak katot olacaktı. Cevap C şıkkıdır. 25 derece sıcaklıkta bu tepkimede cu 2 derişimi 0,1 mol bölü litre. Bakın birden farklı. Zaten bu standart olmayan bir pil. Bu pilin potansiyelini hesaplamak için NERS eşitliği kullanmam gerekiyor. Kas sayı 0,06 al demiş. Önce bir E0 pil hesaplayalım. Şimdi anotta mi olur. Katotta indirgenme. Zaten PB'nin PB2 artı yükseltgenini buradan görebiliyoruz. Buradan anot PB diğeri katot diyebiliriz. Ya da bakır zaten yarı soymete oradan diyebiliriz. Ya da İkisinin indirgenme potansiyelini vermiş yüksek olan katottur'dan da görebiliriz. Şimdi anotta yükseltgenme gerçekleşeceği için tam tersi artı. Ya dön direkt yazalım böyle. Alınan verilen elektron sayısı zaten 2. Yani n değeri burada 2. E0 değeri ise E0 pil değeri ise. Anotta ters çevirmiştik. Artı 0,126 olmuştu. Artı artı 0,334. Toplarsak 6,4 daha 10 elde var 1. 3, 2 daha 5, 1 de elde vardı. 6, 3, 1 daha 4, 0,460 voltmuş. Standart pil potansiyeli ama B şıkkı değil cevap. Çünkü bu standart olmayan pil. Nörs eşitliğini yazalım. E pil eşittir. E 0 pil eksi 0,06 bölü N çarpı logaritma. Şöyle A yazayım. Anot varsa katsayısı sayısı üst. Ama burada zaten katsayılar hep 1 olduğu için yazmama da gerek yok. Anotun derişimi bölü katotun derişimi. Şimdi E pil değeri o zaman. E pil eşittir. E sıfır pil kaçtı? 0,46 Eksi 0,06 bölü n değeri kaç? 2. Çarpı logaritma. Anotta kim var? Pb2 artı değil mi? Anotta Pb2 artı. Pb2 artın derişimi kaç? 0,01 Katotta kim var? Cu2 artı. Derişimi kaç? 0.1. Şimdi şurayı çözersek önce şurayı. Üst taraf 001 10 üzeri eksi 2. Alt taraf 10 üzeri eksi 1. Bu ne olur? 10 üzeri eksi 1 mi olur? O zaman şu ifade 10 üzeri eksi 1'deki eksi 1 başa geldi. Eksi 1 mi? Eksi ile eksinin çarpımı bura artıya döndü mü? Evet. O zaman e pil değeri eşittir. 0,46 artı 006 2'ye böl. 0,03. O zaman 0,49 volt. Cevap C şıkkıdır. Devam edelim. Şekildeki galvanik hücrede x katısının kütlesi zamanla artıyor. Zaten ilk bilgiden sana anot katotu veriyor. Zamanla kütlesi artan elektrot neydi? Katottu. X tarafı o zaman katot. Y tarafı bu durumda anot olur. İşte burada çözeltteki derişimlerde 1 molar, 1 molar. Yukarıdaki elektrokimyasal pille ilgili hangisi yanlıştır? Hücre tepkimesi kendiliğinden gerçekleşir. Evet, bir taraf katot, bir taraf anot. Dolayısıyla burada derişimler 1 molar. Farklı da olsa çalışırdı. Yani aktiflikler farklı. X elektrodu anottur diyor. Ancak X elektrodu katottur. B direkt yanlış. Tuz köprüsündeki katyonlar katota yani X'e doğru akar. Doğru. Y elektrodun bulunduğu hücrede Y2 artı derişimi artar diyor. Evet anotta yükseltgenme gerçekleşir. Doğru. Hücre tepkimesi dengeye ulaştığında hücre potansiyeli ne olacaktır? Sıfıra gelecektir. Bu da yine doğru. Devam edelim. Son soru. Yukarıda verilen redoks tepkimesine göre ifadelerinden hangisi yanlıştır? Şimdi önce yükseltgenme basamaklarını bulalım. Gümüş sıfırdır elementel halde. Bütün elementler sıfırdır zaten. Proton ve elektron sayısı eşit olduğu için. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Eksi 6 eksi 5. Azot burada artı 5. Gümüş artı 1 değerli kalır. Gümüş her zaman zaten artı 1 alır. Ki metal olduğu için zaten bileşiğinde artı değerli kalacak kesin. Oksijen eksi 2 ya da nitrat eksi 1. Gümüş artı 1 diyerek de görebilirdik. 6 eksi 5 azot burada artı 5. Eksi 2 azot artı 4. Eksi 2 artı 1. Şimdi burada gümüş sıfırdan artı 1'e. Değeri ne olmuş? Yukarı gitmemiş mi? Evet yani yükseltgenmiş. Ama indirgenmiştir diyor. Yanlış. Yükseltgenmiştir indirgendir. İndirgen özellik gösterir ama indirgenmiş değildir. NO2'deki yani azot dioksitteki azotun yükseltgenme basımı artı 2'dir diyor ancak artı 4'tür. Bu da yanlış. HNO3 yani nitrik asitte nitrik asit yükseltgendir diyor. Bakalım artı 5'ten artı 4'e. 5'ten 4'e ne olmuş? İndirgenmiş. İndirgendiği için yükseltgendir. ifadesi. 3. ifade doğrudur. Hangisi yanlış? 1 ve 2 yanlış. Yanlışı soruyor burada dikkat edelim. 1 ve 2 yanlış. Cevap D şıkkıdır. Evet bu soruyla birlikte 10. gün dersimizi bitirmiş olduk. 3. videonun da ilk gününü bitirmiş olduk. Kimya ve elektrik elektroliz ünitesiyle devam edeceğiz. Elektrolizle bitirmiş olacağız. 11. Gününcü, 11. günle bitirmiş olacağız. Şu an yorumlara 10. günü bitirdim tarzında bir yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimiz elektroliz dersimizde görüşmek üzere. Merhaba sevgili öğrenciler. 14 günde AYT Kimya kampımıza devam ediyoruz. 11. gündeyiz ve 11. günde elektroliz konusunu işleyip kimya ve elektrik ünitesini bitireceğiz. Bu derste işleyeceğimiz tüm notlar ve çözeceğimiz tüm sorular 14 günde AYT Kimya kamp kitabımızda yer alıyor diyerek şöyle elektroliz dersimize geçelim. Şimdi elektroliz nedir? Elektroliz elektrik enerjisi kullanılarak maddelerin kimyasal enerjinin Maddelerin kimyasal enerjisinin açığa çıkarılması yani maddelerin küçük parçalar haline getirilmesidir. Yani liz zaten küçük parçalar haline getirmek, elektrik enerjisi kullanarak parçalama, elektroliz. Bunu elektroliz diyoruz. Kimler elektroliz edilir? Öncelikle katı haldeki maddeler elektroliz edilmez. Bir madde sıvı hale getirilmişse veya suda iyonlarına ayrışmışsa elektroliz edilebilir. Burada genellikle tuzların elektrolizinden bahsedeceğiz. Örneğin sodyum klorür bir tuzdur. Örneğin sodyum klorür sıvı hale getirdin. Sıvı halde iyonlarına ayrışır. Sodyum artı ve klor eksi diye. Bir kabın içerisine sıvı hale getirdiğim sodyum klorürü attım. Burada sodyum klorür, sodyum artı ve klor eksi diye iyonlarına ayrışmıştı. Veya su doldursaydım ve suyun içerisine atsaydım sodyum klorürü yine suda iyonlarına ayrışmış olacaktı. Bu durumlarda elektroliz edilebilir. Şimdi elektrolize ederken iki tane elektrot daldırıyoruz. İnert elektrotlar daldırıyoruz. Bir taraf yine anot bir taraf katot. Ancak buraya anot ve katota bu durumda bir tane elektrik enerjisi verecek bir güç kaynağı yerleştiriyoruz. Bir güç kaynağı. Güç kaynağından elektrik enerjisini gönderiyoruz. Gönderdiğimiz zaman buradaki anyonlar anota doğru gidiyor. Yani klor eksi bu tarafa doğru gidiyor. Katyonlar da katota doğru gidiyor. Anyonlar, anyonlar anotta yükseltgeniyor. Anyonlar anotta yükseltgeniyor. Katyonlar da katotta indirgeniyor. Katyonlar katotta indirgeniyor ve bu sayede bu sayede anot tarafında örneğin klor eksi yükseltgendiği zaman klor gazına dönüşür. Bu taraftan klor gazı açığa çıkıyor. Katot tarafında da sodyum artı sodyum katısı olarak birikiyor. Bu sayede sodyum klorürü parçalamış oluyoruz. Ve bu kimyasal bir değişimdir. Sodyum klorürü burada elektrik enerjisi yardımıyla parçalı, parçalıyoruz. İşte bu elektrolizdir. İşte bunu elektroliz diyoruz. Kendiliğinden oluşmayan yani istemli olmayan. Şimdi sodyum klorürü kendi, sodyum klorür kendiliğinden bir şekilde klor gazına sodyum katısına parçalanmaz. Bu hiçbir zaman gerçekleşmez. İşte kendiliğinden oluşmayacak. Bu redoks tepkimelerin dışarıdan elektrik enerjisi verilerek gerçekleştirilmesi işlemine elektroliz denir. Yine elektrolizde de yükseltgenmenin olduğu elektrot anottur. İndirgenmenin olduğu elektrot katottur. Yani bunu pillerde kimya diye kodlamıştık hatırlarsanız. Burada da aynı kodlama geçerli. Yani anotta yükseltgenme, anotta yükseltgenme, katotta indirgenme gerçekleşir. Ancak burada anot ve katotun eksi artı uçları pile göre tam tersidir. Anot pillerde eksiydi, burada artı kutuptur. Artı taraf bu bazen sorularda Doğrudan anotu artı eksiden doğru bulmanız istenebilir elektroliz sorularında buna dikkat edin. Böyle devreyi şöyle gösterebilir. Burayı der ki artı taraf artı taraf o zaman anottur. Artı taraf anottur. Eksi taraf katottur diyoruz burada. Önemli altın cümle bu. Anyonlar anotta yükseltgenir, katyonlar katotta indirgenir. Peki, galvanik hücreyle yani bir pil hücresiyle elektroliz hücresi arasındaki farka bakalım. Pil hücrelerine aynı zamanda galvanik hücre deniliyordu. Elektroliz hücrelerine aynı zamanda elektrolitik hücre de denir. Şimdi galvanik bir hücrede işte çinko mesela iki kapta elektroliz yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela çinko ve bakır. Burada aktiflik aktifliği daha yüksek olan çinko anottu ve bu eksi uçtu. Aktifliği daha düşük olan taraf katottu ve bu artı uçtu. Artı taraftı. Burada yani işte çinko yükseltgeniyordu, bakır indirgeniyordu ve bu tepkime kendiliğinden gerçekleşiyordu. Ve bu burada bir miktar potansiyel üretiyordu ve bu voltmetre ile ölçülüyordu. Diyelim ki rastgele sallıyorum 2 voltluk bir 2,1 voltluk elektrik akımı üretiyor olsun bu galvanik hücre kendiliğinden bir şekilde. Şimdi bunun elektrolize döndürülebilmesi için bu olayın tam tersine dönebilmesi için buradan güç kaynağından bir elektrik enerjisi vermem lazım ancak... Burada üretilenden daha çok vermem lazım. Daha az verirsem çünkü hala elektrik üretmeye devam eder. Mesela sallıyorum 2,1'den daha büyük. 2,3 volt ve üzerinde 2,1'in üzerindeki her türlü voltta burada bu olay tersine dönecektir. Yani artık Zn 2 artı yükselt gelmeyecek de Zn 2 Zn'ye indirgenecektir. Bakır 2 artı indirgenmeyecek de bakır yükselt Yani aslında anotla katot yer değiştirecektir. Anot burada Z Zn artık burada katot. Bakır burada katottu. Bakır burada artık anot. Ve burada sağ anot artık sağ tarafta olduğu için artı taraf bu taraf, katot eksi taraf. Ve burada istemsiz redoks tepkimeleri elektrik enerjisi yardımıyla gerçekleşiyor. Piller elektrik enerjisi üretirken elektroliz hücreleri elektrik enerjisini harcıyor. Aktifliği yüksek olan taraf pillerde anotken burada aktifliği düşük olan bakır tarafı anot olmuş oluyor. Peki bir elektroliz kabında tek mesela tek kapta elektroliz yapacağım. İşte platin elektrotlar, inert elektrotlar kullandım. Artı taraf anot, eksi taraf katot elektroliz devrelerinde. Şimdi diyelim ki burada gümüş klorür suda bir de potasyum sülfat suda. E birden fazla tuz var. Şimdi acaba örneğin anotta hangi madde önce indirgenecek? Katotta hangi madde? Işte anotta hangi madde önce yükseltgenecek? Katotta hangi madde önce acaba indirgenecek? Anotta ve katotta öncelikle açığa çıkan maddeler hangileridir? Nasıl bulacağım? Bunu bulmanın yolu şu. Şimdi gümüş klorür suda hangi iyonlar var? Gümüş klorür suda Ag artı ve Cl eksi olmak üzere iyonlarına ayrışır. Potasyum sülfatta da suda potasyum artı ve SO4 2 eksi diye iyonlarına ayrışır. Bir de bu suda gerçekleştiği için bir de sudan gelen iyonlar vardır. O da H artı ve OH eksidir. Dolayısıyla buradaki anyonlar, anyonlar anota doğru gidecek. Şöyle gösterelim. Anota doğru klor eksi, SO4 2 eksi ve OH eksi gidecek. Katyonlar da katota doğru gidecek. Katot tarafı bu taraf. AG artı, K artı ve H artı. Ancak buradaki şu, soru şu. Önce anota bakalım. Anot tarafında klor eksi mi önce yükseltgenecek? Sülfat mı? OH eksi mi? veya katot tarafında Ag+ artı mı önce indirgenecek? K+ artı mı? H+ artı mı? Bunu nasıl anlayacağız? Bunu anlamak için bize yükseltgenme potansiyelleri sıralaması verilir. İşte elektron verme eğilimi yani yükseltgenme potansiyelinin sıralaması. Bu sıralama verildiği zaman eksi ile diğerleri arasına bir çizgi çekelim pratik yol için. Bu çizgiye yakın olanlar önce indirgenir ve yükseltgenir. Eksi olanlardan o zaman anyonlardan klor eksi, OH- ve sülfattan en önce bu çizgiye yakın olan klor öncelikle yükseltgenecek. Dolayısıyla anotta klor eksi öncelikle yükseltgenecek. Mantığı da şu. Şimdi anotta yükseltgenme gerçekleşecek ya. Klor eksi, OH eksi ve sülfattan birisi önce yükseltgenecek. Kimin yükseltgenme potansiyeli daha yüksekse ki bu üçü arasında yükseltgenme potansiyeli en yüksek olan klor eksi o zaman o öncelikle yükseltgenecek. Klor eksinin tamamı bittikten sonra sırada da OH eksiyükselgenecek, sonra sülfat yükseltgenecek gibi. Ama önce klor eksiyükselgenecek. Klor eksiyükselgendiği zaman klor gazı açığa çıkar ve bir tanesi için bir elektron, iki tanesi için iki tanesi için iki elektron vererek bu tepkime gerçekleşir. Öncelikle bu açığa çıkar. Peki katotta indirgenme gerçekleşecek. Bu üçü arasından, bu üçü arasından indirgenme potansiyeli en yüksek olan kim? Gümüş artı. Çünkü yükseltgenmesi en düşük. Yükseltgenmesi en düşük olan indirgenmesi en yüksek demektir. O zaman bu çizgiye yakın olan Ag artı Ag artı katotta, örneğin bir tanesi için bir elektron alarak Ag katısını oluşturacak diyebiliriz. Dolayısıyla önceliği bu şekilde buluyoruz. Anyonlar anotta yükseltgenir, katyonlar katotta indirgenir. Bu çok önemli elektroliz için. Ortaya bir çizgi çekelim. Eksi ile artı, eksi ile diğerleri arasında bir çizgi çekelim. Çizgiye yakın olanlar öncelikle yükseltgenir ve indirgenir diyebiliriz. Suyun elektrolizi. Suyun elektrolizinde Hofmann voltametresi kullanılıyor. Burada gördüğünüz düzenek. Burada bir taraf anot, bir taraf katot. Burada suyu, suyu elektroliz edeceğiz ya. Bildiğin suyu dolduruyoruz buraya. Ve bu suyun elektroliz edilmesi yani suyun suyun hidrojen ve oksijene parçalanması yavaş gerçekleşen bir tepkimedir. Hızlandırmak için birkaç damla sülfürik asit ilave edilir. Katalizör olarak bu tepkimede sülfürik asit kullanılır. Yani ortam asidiktir bu tepkimede. Şimdi burada bilmeniz gereken aslında şu. Net tepkimeyi bilmeniz gerekiyor. Net tepkimeyi de rahatlıkla bulabilir. Çünkü suyu elektroliz ettiğimiz zaman hidrojen gazı yani H2 gazı ve O2 gazına parçalanır. E, burada iki tane hidrojen, iki hidrojen 1 oksijen eşitlemek için burayı 1 bölü 2 ile çarparız. Ve gaz halde kat sayılarla hacim doğru orantılıdır. 1 kat sayısına 1 bölü 2 kat sayısı oranı vardır. Yani 1'e 1 bölü 2 oran vardır. Örneğin oksijen V hacimde toplandıysa, V hacimde toplandıysa hidrojen onun 2 katıdır. Hidrojen onun 2 katıdır. Burada da göreceğiniz üzere oksijen örneğin diyelim ki şu kadar toplanmış. Hidrojen onun 2 katı toplanmış. Anotta oksijen toplanıyor. Katotta hidrojen. Tahmin etmek üzerinden de Şimdi su kendiliğinden bir şekilde H artı ve OH eksi olarak iyonlarını ayrıştığını önceki konularımızdan biliyoruz. Zaten su kendiliğinden iyonlarını ayrışıyor ve buradaki bakın H artı katyondur. Katyonlar katotta indirgenir. Anyonlar anotta yükseltgenir. Katyon olan H artı katotta indirgenecek. İndirgenmesi sonucu H2 oluşacak. Dolayısıyla katotta H2. Katotta H2 oluşuru buradan bulabiliriz. E, dolayısıyla diğer tarafta yani anotta dolayısıyla O2 gazı oluşacak. Anotta da O2 gazı oluşacak. Ve burada anotta işte OH eksi ve H2O yükseltgenmesi yarışırken H2O burada yükseltgenip O2 oluşuyor. Ve taraf tarafa topladığımız zaman bu tepkimeleri şu net tepkimi elde ediyoruz. Bizim için önemli olan suyun elektrolizinde net tepkimidir. Net tepkimi de H2O2 diye ayrılıyor. O2'nin kat 1 bölü 2, 1'e yarım oran var. 2V'ye ve Dolayısıyla katotta H artı indirgence H2 gazı oluşacak? Anotta da O2 gazı oluşacak. Saf suda H artı ve OH eksi bulunuyor. Bunu biliyoruz. Elektroliz hücresinden anotta oksijen, katotta hidrojen gazı birikiyor. Aynı koşullarda oksijen gazının hacmi H2 gazının hacminin yarısıdır diyebiliriz. Suyun elektrolizi ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Devam edelim. Şimdi tek bir kapta bir tuz elektroliz edilecekken iki durum var. Bir tuz ya doğrudan eritilmiştir yani sıvı haldedir ya da suda çözülmüştür. E ne farkı var? İkisi de elektroliz diyebilirsiniz. Ancak burada eğer suda çözülmüşse sudan gelen iyonlar da var. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor burada. Şimdi bu altın cümlemizi tekrar hatırlayalım. Anyonlar anotta yükseltgenir, katyonlar katotta indirgenir. Örneğin ortamda su bulunmadığında sadece sıvı halde bulunduğunda örneğin sodyum klorür nasıl iyonlaşacak? Bunu en başta da örnek verdik. Sodyum artı ve klor eksi diye iyonlarını ayrışacak. Anyonlar anotta yani artı tarafa doğru gidecek. Şu tarafa ...klor eksiler bu tarafta. Katyonlar yani sodyum artılar da katotta. Dolayısıyla anotta klor eksi, klor eksi klor gazına yükselt gelecek. iki elektron vererek. Katotta da sodyum artı, sodyum artı bir elektron alarak Sodyuma indirgenecek. Yani burada yükselken ve basamağına göre bakıyoruz. Klor eksi ama klor gazına dönüşüyor. Yani Cl2 gazına dönüşüyor. 2 ile çarpıyoruz. Burayı da 2 ile. Ve anot ve katotta gerçekleşen tepkimeler bunlar. Burada, burada devreden geçen yükler eşit. Bir oran yapmıyoruz. Diyelim ki burada güç kaynağından ne kadar işte 2 mollük bir elektrik akımı gönderildiyse 2 mollük 2'ye 2 mol ise 1 mol klor gazı oluşur. Buraya da mı 2 mol yazıyoruz. 1'e 2 mol ise 1'e 2 mol sodyum oluşur diyoruz mesela. 2 molün kaç gram olduğunu bulup soruyu bitirmiş oluyoruz. Eğer suda gerçekleşiyorsa sodyum klorür suda tamam. Burada da yine katotta sodyum artı. ...klor eksi var ama bir de sudan gelen H artı ve OH eksi iyonları var. Katotta H artı, burada OH eksi var. Şimdi burada hangisi önce indirgenecek, yükseltgenecek? Araya çizgi çekerek buluyorduk. Dolayısıyla anotta yine... ...Cl eksi yükseltgeniyor burada. Cl eksi yükseltgeniyor, klor gazı oluşuyor. Yani burada öncelikle OH yükseltgenmiyor ama katotta... ...sıvı halinden farklı olarak önce sodyum indirgenmiyor. Önce H artı indirgeniyor. Ve H artı indirgendiği zaman... H2 gazı oluşur. Bir tanesi için bir, iki tanesi için iki elektron alarak. E, dolayısıyla buranın anotunda klor gazı açığa çıkacak. Katotunda da hidrojen gazı açığa çıkacak. Yani burada sürekli bir gaz çıkışı olacak. Burada mesela cam borular falan eklenerek bu gazlar toplanabilir. İki tarafta da gaz çıkışı oluyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi farklı maddeler oluşuyor. Dolayısıyla sıvı halde olmasıyla su da olması farklıdır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki burada hesaplamalar nasıl yapılıyor? Kaç gram, kaç mol vesaire burada nasıl oluşacak? Bu Faraday kanunlarıyla yapılıyor. Burada iki tane kanun var. Birinci kanuna göre ve mantıklı bir şekilde siz devreye ne kadar çok elektrik akımı gönderirseniz o kadar çok madde toplarsınız. Devreye gönderilen elektriksel yük miktarı ile oluşan madde miktarı doğru orantılıdır. Anot ve katotta toplanacak madde miktarı devreden geçen yük miktarı ile doğru orantılıdır. Bu kanuna göre Avogadro sayısı kadar yani 1 mol elektrik içeren yük miktarına Faraday bulduğu için 1 Faraday yük denilmiştir. Ve 1 mol elektron yani 1 Faraday 96.485 klompa eşittir. Bu sorularda kolaylık olsun diye 96.500 klomp olarak alınır. Size soruda verilir. Der ki işte 1 Faraday işte 1 Faradaylık yük 96.500 klomp der. Ya da işte 1 mol elektron yükü 96.500 klomp gibi sorularda size verilir. Şimdi burada Q eşittir I çarpı T formülünü bilmemiz gerekiyor. Q burada elektrik yük miktarıdır ancak klomp cinsinden. Yani bu formülden hesaplayacağın yük klomp cinsinden. Klomp cinsinden bulacaksın. Örneğin buldun 96.500 klomp 1 mol diyeceksin. Oradan kaç mol elektrik yükü olduğunu bulmuş olacaksın. Q eşittir I çarpı T. I burada akım miktardır amper cinsinden. Doğrudan sonra da verilir. işte 5 amperlik akım. İşte 4 amperlik akım gibi. T de burada zamandır ancak saniye cinsinden buna dikkat et. Bazen soruda dakika saat cinsinden verebilir. Saniyeye çevirip buraya yazıyorsunuz. Size dedi ki mesela işte 2 saat boyunca 5 amperlik akımla elektroliz edildi. 2 saati saniyeye çeviriyorsunuz. İşte 5 amperle çarpıyorsunuz. Kaç klonpluk yük geçtiğini buluyorsunuz. O yükü de buradaki anot ve katottaki yükseltgenme indirgenme tepkimeleri yazıp o yükü de Elektron altına yazıp diğer maddenin katsayı oranıyla kaç mol olduğunu bulup oradan da kütlesine geçiyoruz. Q eşittir I çarpı T'yi kim yine kodlamış bilmiyorum ama kıt diye kodlanıyor. Kıt zaten okuyunca hani Q'yu K diyor okursak Q'dan hani kıt kıt I T kıt diye kodlanıyor. İsterseniz böyle aklınızda tutabilirsiniz. Burada pek kullanmamıza gerek olmayan bir formül var. Ben hiçbir soruyu çözerken bu formülü kullanmıyorum. Birazdan sorularda da göreceğiz. Elektrolizde açığa çıkan madde miktarını doğrudan bu formülle hesaplayabiliyoruz. Diyelim ki şöyle bir maddeyi diyelim ki katotta, katotta Mg2 artı maddesi 2 elektron alarak magnezyum katısı oluştu. Bu katının kaç gram olduğunu doğrudan bu formülle hesaplayabiliyoruz. Kütlesini yani M eşittir. Q, Q elektriksel yük miktarı kaç klomp oldu. MA bu magnezyumun mol kütlesi bölü 96.485 96.500 de olabilir. Çarpı Z. Z de tesir değerli yani alınan verilen elektron sayısı. Örneğin katotta elektron alınır. Örneğin magnezyum 2 elektron almış. Z'ye burada 2 yazıyoruz gibi. Neden bu formüle gerek yok? Mesela diyelim ki biz devreden 96.500 klompluk bir yük geçirmiş olalım. Bunu doğrudan 96.500 veriyorsa zaten direkt bulmuş oluyorsun. Yok sana amper cinsinden veriyorsa sağlıyorum mesela 1 amperlik akımı 96.500 saniyede geçirmiş olsun. 96.500 klompa karşılık geliyor. Sen burada şunu demen gerekiyor. 96.500 klom 1 mol değil mi? 1 mol. O zaman şu 2 elektronun altına getirip 1 mol yazıyorsun. 2'ye 1 mol ise 1'e 0.5 mol diyorsun. 0.5 mol. 0.5 mol magnezyum oluşmuştur. Magnezyumun eması da 24'tür. E 1 mol 24 gramsa 0.5 mol 12 gram diyerek soruyu bitiriyorsun. 12 gramı böyle buluyorsun. Bu formülü kullanmadan. Bu şekilde. Q'yu buluyorsun. Kaç klomp olduğunu. Ben basitçe 96.500 klomp örneği verdim. Mesela 2 mollük işte bunun iki katı işte 19.1300 falan gibi bir değer verir. Kaç mol olduğunu bulursun. Getirip burada elektronun altına yazıp maddenin katsayı oranıyla kaç mol olduğunu bulup oradan gramına geçiyoruz. Yok formülden yapacak olsaydık nasıl yapacaktık? Q yerine 96.500 yazacaktık. Bu alttaki 96.500 de birbirini götürecekti. MA yerine 24 yazacaktık. Z değeri de burada 2 idi. 24 bölü 2'den yine 12 çıkacaktı. Aynı şey çıkacaktı. O yüzden gerek yok ama yok ben formüle ezberinde tutarım diyorsan bunun bir kodlaması falan da yok bu arada. M eşittir Q çarpı MA bölü 96.485 çarpı Z. Q yerine bu arada I çarpı T de yazabilirsin. Yani M eşittir I çarpı T çarpı MA bölü 96.500 çarpı Z. Ya da molü soruyorsa MA'yı buraya getirip M bölü MA N eşittir Q bölü N eşittir Q bölü 96.500 çarpı Z de diyebiliyorsun. Geçtim. Dediğim gibi bu formülü pe pek kullanmıyorum. Bu formül üzerinden, kıt üzerinden soruları çözüyoruz. İkinci kanun da seri bağlı kaplarda hem birinci kanunla ilgili bir soruyu çözmüş olacağız burada örnek. Hem ikinci kanunla ilgili tek bir örnek burada çözmüş olacağız. İkinci kanuna göre seri bağlı kaplarda mesela bu iki kap birbirine seri olarak bağlanmış. Devreden geçen elektrik yük miktarları eşittir diyor. İkinci Faraday kanunu ve üreteçten gelen akım kaplardan aynı miktarda geçer. Ne demek yani bu? Sen diyelim ki bu birinci kabın işte anotunda 1 mollük elektrik akımı geçiyorsa katotundan da 1 moldür. Diğer kabın anotunda da 1 moldür. Diğer kabın katotunda da 1 moldür. Yok 2 mol geçiyorsa hepsinde 2 moldür. 3 ise hepsinde 3'tür. Bunu söyleyen kanun ikinci kanun. Seri bağlı devrelerde devrelerden geçen yük miktarları eşittir. Mesela bir sorusu. Birinci kap, ikinci kap. Kalsiyum 2 artı ve alüminyum 3 artı iyonlarını içeren seri bağlı iki elektroliz hücresine yeteri kadar elektrik yükü geçirildiğinde bu arada kaç mol geçiriliyor bilmiyoruz. Birinci kabın katodunda katodunda 24 gram kalsiyum katısı toplanmaktadır. Buna göre ikinci kabın katodunda toplanan alüminyum katısı kaç gramdır diyor. Öncelikle birinci kap birinci kap ve katodu. Birinci kabın katodunda katyon olan kalsiyum 2 artı kalsiyum 2 artı 2 elektron alarak kalsiyuma indirgenecek. Kalsiyum katısına indirgenecek. Peki kaç gram kalsiyum katısı oluşmuş? 24 gram. Buradan molünü bulabilir miyiz? Kalsiyum 24 bölü kalsiyumun eması 40. 24 bölü 40'tan 4'e bölelim. 6 bölü 10. 0,6 mol. 1'e 0,6 mol ise 2'ye 1,2 mollük devreden yük geçmiş. O zaman buradan 1,2 mol geçiyorsa Buradan da 1,2, buradan da 1,2, buradan da 1,2. O zaman ikinci kabın katodunda ki ikinci kabın katodunda alüminyum 3 artı yani katyon olan Al3 artı indirgenecek. 3 elektron alarak alüminyum katısını oluşturacak. Bak burada kritik nokta şu. 1,2 mol geçmiyor mu? Gelip buraya 1,2 yazıyorsun. Ne kritik nokta ne burada? Yani şöyle bir şey yapma yanlışlıkla. Hocam işte 2'ye 1,2 idi. 3'e katsayı mol oranı yaparsak 1,8 değil bak. Burada katsayı mol oranı falan yapmıyorsun. Devreden geçen yükler hep eşit zaten. Burada tepkimeyi yazdım. Burada 2 elektron almıştır. Bu madde 3 almıştır. Başka bir madde 5 almıştır. Fark etmez. Devreden geçen yük neyse onu yazıyorsun altına. Bir oran yapmıyorsun asla. Şimdi burada ama alüminyumun molünü bulmak için 3'e 1,2 ise 1'e 0,4 mol diyoruz. Ve alüminyumun 1 molü 27 gram olduğuna göre 1 molü 27 gramsa 0,4 molü kaç gramdır? 27 4 ile çarpsak 108 10,8 gram olarak biz buradan ikinci kapta toplanan alüminyum katısının kütlesini bulabiliyoruz. Faraday kanunlarıyla ilgili sorularda bu şekildedir. Metal kaplamacılık son olarak metal kaplamacılık ve korozyon olaylarına bakacağız. Metal kaplamacılık böyle işte çatal, bıçak bunları işte gümüş, altınla, bakırla kaplama işlemidir. Bunları kaplıyoruz. Hem güzel görünmesi için kaplıyoruz hem de korumak için aslında bir nevi kaplıyoruz buradaki metalleri. Kaplamacılıkta altın, gümüş, krom, nikel, bakır gibi metaller kullanılıyor ve metalle kaplama işleminde şimdi burası önemli. Kaplama işlemini yapacağız. Şimdi yine elektrolizle kaplıyoruz aslında. Yine aynı tek kabın içerisinde bir güç kaynağımız var. Güç kaynağının bir tarafı anot, bir tarafı katot. Şimdi düşünelim şimdi. Biz elimizde bir çatal var. Çatalımızın Anotamı yerleştiririz, katotamı. Yani neye göre düşünelim hocam, anotamı katotamı? Şimdi anotta aşınma, katotta kütle artışı olmuyor mu? En baştan beri öğrendiğimiz şey bu değil mi? Evet. Şimdi çatalımız aşınsa, bu bizim isteyeceğimiz bir şey mi? Biz çatalın aşınmasını mı isteriz kaplamacılık? Hayır tabii ki. Çatalın bir şeyle kaplanması lazım. Yani çatalın kütlesinin artması lazım. O zaman çatalı katot tarafına yerleştirmen burada mantıklı. Ya da bıçağı ya da işte hangi neyi elektroliz neyi kaplayacaksanız, hangi metali kaplayacaksanız burada. Dolayısıyla metalle kaplama işleminde kaplanacak madde elektroliz kabında katota yerleştirilir. Dolayısıyla kaplayacağımız madde yani çatalı neyle kaplamak istiyorsak onu da anota yerleştiriyoruz. Mesela biz bu çatalı gümüşle kaplamak istiyoruz. İşte gümüş bir çatal yapmak istiyoruz. O zaman anota gümüş yerleştirdik. Kaplayacak metal anota yerleştirilir. Şimdi bunu buraya kadar kurduk. Elektroliz hücresini kurduk, güç kaynağını yerleştirdik. Çatalımızı katota, eksi tarafa. Gümüşümüzü örneğin artı tarafa yerleştirdik. Burada önemli noktalardan birisi de şu. Hangi maddeyle kaplayacaktık? Gümüşle değil mi? O zaman çözeltiye gümüş artı iyon içeren, yani bu metalin iyonunu içeren bir tuz atıyoruz. Mesela gümüş nitrat tuzu gibi burada gümüş iyonu var. Şimdi o zaman artık işte güç kaynağından burada elektrik enerjisini vermeye başladıkça Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olacak. Anotta AG, AG artıya yükseltgenecek. AG artılar indirgenerek, AG artılar indirgenerek, AG gümüş olarak bu çatalın üzerinde böyle toplanacaklar. Toplanacaklar ve yeterince süre beklendiği zaman ve yeterince gümüş varsa bu çatal tamamen gümüşle kaplanmış olacak. Ve sonuçta gümüş kaplı bir çatalımızı elde etmiş olacağız. Dolayısıyla çatal burada katot, gümüş metali anot olarak seçilir. Elektrolik, elektrolitik hücrede de çözelti olarak gümüş iyonu içeren bir çözelti kullanılır. Sulu çözelti içindeki gümüş iyonları katoda doğru gider. Element halinde birikerek kaplama olayını gerçekleştirmiş olur. Metal kaplamacılık da bu şekilde. Son olarak korozyon. Metallerin aşınmasına korozyon diyoruz. Metallerin veya alaşımların Çeşitli etkiler sonucunda işte hava, oksijenli ortam, sudan kaynaklı kimyasal olarak aşınmasına korozyon denir. Yani paslanma ve çürüme olayları birer korozyondur. İşte demir bir çivin üzerinde oluşan pas, gümüş bir eşyanın kararması, bakır bir kabın içinde oluşan yeşil tabaka korozyonu örnektir. Peki metalleri korozyondan korumak için ne yapmamız gerekiyor? Mesela boyama işlemi bir koruma işlemidir. Başka bir metalle kaplama örneğin galvanize etme bir koruma işlemidir. Galvanize etme yönteminde korozyona uğraması istenmeyen metalin yüzeyi çok ince ve çatlaksız çinko tabakayla kaplanıyor ve son işlem ise yani burada bahsedeceğimiz son işlem kurban elektrot kullanma katotik koruma. Bir metali korumak için, bir metali korozyondan korumak için o metalden daha aktif bir metali, daha aktif bir metali o metale bağlıyoruz. Aktifliği bu metalden daha fazla olan bir metal bağlanıyor. Bağlanan bu metal zamanla aşınacağı için ama bizim metalimiz korunmuş oluyor. Bağladığımız metal zamanla aşınmış oluyor. Bağladığımız bu metale kurban elektrot adını veriyoruz. Kurban yani kurban edilmiş elektrot. Bu gemilerde özellikle bu kullanılır. Gemilerin işte dış yüzeyindeki metali korumak için o metalden daha aktif bir metal oralara işte eklenir ve o metaller aşınır ama geminin metali aşınmamış olur. İşte bu yönteme kurban elektrot diyoruz. Mesela demire demirden daha aktif bir metali bağlıyoruz. Bu metal aşınıyor ama demire hiçbir şey olmuyor gibi. Bu bir korozyondan koruma yöntemidir. Diyelim ve sorulara geçelim. Dört tane sınavda çıkabilecek tarzda çıkmış soru muadili sorular. Uygun şartlarda gümüş klorür çözelse elektroliz ediliyor. Tamam elektroliz sonucu 1,296 gram gümüş elde edebilmek için elektroliz devresinden kaç dakika boyunca 9,65 amperlik akım geçirilmelidir. Şimdi gümüş katotta elde edilir. Katotta. Gümüş klorür de Ag artı ve Cl eksi olarak iyonlarını ayrışır. Ag artı bir elektron alarak gümüş katısını oluşturur. Şimdi oluşan bu gümüş katısı 1,296 gram mı? Evet. Buradan molünü bulabilir miyiz? 1,296 bölü gümüşün mol kütlesi 108. 1,296'yı 108'e bölersek gümüşün molünü bulmuş oluruz. Şimdi şöyle şöyle yapalım. Şurada bir 1296 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 108 diyelim. 108. 1296'yı da 108'e bir deneyelim. 8 geliyor muhtemelen. 8 kere pardon 8 değil. 7 geliyor. 8 kere 7. 56. 5 var. Gerçi 7 de gelmiyormuş. Ya. Kaç gelir buradan? 6 desek 5 desek gerçi 100, pardon 129'da 108 var pardon 1 kere 108 108 9'dan 8 çıktı 1 2 216 216 burayı da 2 ile çarp 2 kere 8 16 0 2 kere 1 2 2 kere 0 1 geldi 2 0 12 böldük 12 12 çarpı yani 1296'yı 108'e bölünce 12 çıktı. 10 üzeri eksi 3'ümüz de vardır. 12 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani şöyle diyebilir miyiz? 0,012 mol mü? Değil mi? 1, 2, 3. O zaman devreden geçen yük de 0,012 mol. Peki bize bunu sormuyor. Bize kaç dakika boyunca elektroliz yaptın da 1,296 gram elde ettin diyor. Formülümüz neydi? Q eşittir I çarpı T. Yani kıt ama devreden geçen yükü biz mol cinsinden bulduk. Burada klomp cinsinden yazmamız gerekiyor. Bir mol elektron da 96.500 klomp al demiş. O zaman 0,012 çarpı 96.500 eşittir. I çarpı I'yı da 9,65 vermiş. 9,65 şöyle yazalım. 9,65 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazalım. Çarpı T. Ancak buradan T'yi hangi birimden bulacağım? Saniye cinsinden. Ancak bize soruda kaç dakika demiş. Bu arada soruda böyle sayılar da gelebilir. Yani burada her zaman böyle direkt götürdüm. Çok rahat 108'in işte 10,8 gram falan da gelmez. Bu sayılar gelebilir. O yüzden bu tarz sayılar seçtim. Yani sınavda bunların bölme çarpma işlemlerini düzgün hatasız bir şekilde yapmanız lazım. Bak okyanusu geçip derede boğulmayın. Şu an okyanusu geçtik. Burası dere. Şimdi şöyle yapacağım. Şu iki sıfırı. 2 sıfırı. Şurada 2 virgül yana kaydırmak için kullanacağım. 1 virgül 2 oldu mu? Evet. E şu 965'leri de böldüm birbirine. 1 bir oldu. O zaman 1 virgül 2 bölü. 10 üzeri eksi 2'yi de bu tarafa attım. 10 üzeri eksi 2 eşittir t mi? Evet. Peki 1 virgül 2 şu 10 üzeri eksi 2'yi yukarı aldım. 1 virgül 2 çarpı 10 üzeri 2. O da 120 mi? 120 saniye mi? E 1 dakika 60 saniye. 120 saniye o zaman 2 dakikadır. O zaman cevabı dakika cinsinden istediği için cevap D şıkkıdır. Devam edelim. Elektrolitik bir hücrede sıvı PbFX bileşi elektroliz ediliyor. Burada Pb yani kurşun değişken değerli alan bir metaldir. Tt bilgilerinden artı 2 veya artı 4 aldığını bilebiliriz ama burada x 2 de olabilir 4 de. Bunu şu an bilemeyiz. Bunu hesaplayacağız. Devreye 38.600 klomp akım gönderildiğinde 20,72 gram kurşun metali elde ediliyor. Buna göre hangileri yanlıştır? Yanlıştır demesine de dikkat edelim. Şimdi öncelikle burada devreden geçen yükün kaç mol olduğunu bulalım. Şimdi 1 mol 96500 klomp. 1 mol 96500 klomp. Acaba bizimki kaç mollük bir yük gönderilmiş ki? 38600 klomp. Buradan 38600 bölü 96500'den. Şöyle. Şimdi 386 direkt 2 katı zaten 3 katı vermiyor alt tarafı deneyeceğiz. Mesela 4 katı denesek 965'in 4 katı 4 kere 5. 4 katı denesek 4 kere 5 22 var. 24 6 kere 24 2 daha 26 2 var. 36 38 3860. Yani alt tarafı 965'i 4 ile çarptığın zaman 3860 yapıyor. O zaman 1 virgül geri gel 386'yı bulursun. Yani 0,4 olduğunu görebiliriz. Yani 386'yı 965'e bölersek 0,4 gelir. O zaman devreden 0,4 mollük elektrik akımı geçiyor. O bir dursun. Aynı zamanda burada Pb'nin değerliğini bilmiyoruz. Şurada yazayım. Pb'nin değerliği x artı x. Şimdi bu x tane elektron aldığı zaman Pb katısı oluşur. Pb katısı da 20,72 gram oluşmuş. Buradan molünü bulalım. N eşittir. 20,72 bölü 207,2. E buradan 1 virgül gerisi yani 0,1 mol olduğunu görebiliriz. Şimdi, şimdi bizim kurşunumuz 0,1 mol oluşmuş. Devreden de 0,4 mollük elektrik akımı geçiyor. Burada 1'e 4 oran var o zaman. X değeri burada 4'tür. X'in değeri de 2'dir demiş. Yanlış. Bu nerede gerçekleşen tepkime? Katotta. Normal koşullarda 4,48 litre F2 gazı açığa çıkar diyor. Anotta buradaki PB, Fx, F eksi diye yonlarına ayrışacak. F eksi anyonda F2 olarak yükselt gelecek 2 elektron vererek. Ve burada devreden geçen yük 0,4 mol olduğu için burada da 0,4 mol. 2'ye 0,4 mol ise 1'e 0,2 mol. Ve normal koşullarda biliyoruz ki 1 mol gaz hangi gaz olursa olsun 22,4 litre kapladığı için 0,2 mollük gaz 4,48 litre yer kaplar. Doğru. PB metali anotta birikmiştir diyor ancak katyonlar katotta birikir. Bu da yanlış. Yanlış olanları soruyordu. 1 ve 3 yanlış. Cevap D şıkkıdır. Son bir soru. Pardon son soru değil ya. Bu üçüncü soru. Kalsiyum klorür ile hazırlanan sulu çözelti 19,3 saat boyunca 10 amperlik akımla elektroliz edildiğinde katotta kaç gram kalsiyum metali birikir diyor. Daha ortalama bir soru. Şimdi ancak 19,3 saat diyor. Burada şunu bilmemiz gerekiyor ki 1 dakika 1 dakika 60 saniye 1 saat 60 dakika o zaman 1 saat 60 çarpı 60'tan 3600 saniye. 1 saat 3600 saniye. Şimdi öncelikle burada Q eşittir I çarpı T'den devreden geçen yükü bulalım. I kaç amper? 10 amper. Çarpı 19,3 saat ama 19,3 çarpı 3600 saniye. Dolayısıyla Q değeri bu. Bir adım düzenleyelim şöyle. 10 ile 19,3'ü çarpalım. 193 çarpı 3600. Böyle dursun şimdi. Bunu mole çevirelim. Şimdi 1 mollük elektrik akımı 96500 klomptu. acaba bizim devremizden kaç mol geçirilmiş ki? 193 çarpı 3600 klomp eşit. Buradan çünkü 193 965 ile bir katı olduğu için onu oradaki basit sadeleştirmeyi kullanmak için burada çarpmadık. Sonra işareti eşittir. 193 çarpı 3600 bölü 96500 olarak yazalım. Şu 2-0 gitsin. Pardon şuraya. 96.500. 2-0. Şu 2-0 gitsin. 193 ile 965 arasında 1'e 5 oran var. Yani 193'ü 5 ile çarptığın zaman 965 yapıyor. 5 kere 3 15 1 var. 45 46 4 var. 9 veriyor. 1'e 5. Şimdi ne kaldı geri? 36 bölü 5. 36 bölü 5. Şimdi burada 3'te 5 yok. 35'te 7 kere 5. 35. 1, 10 5 2 kere. Yani 7,2 mol mü? Yani 7,2 mollük elektrik akımı geçiyor. Şimdi kalsiyum burada artı 2 değerliklidir ve katotta şöyle yapalım. Kalsiyum 2 artı iyonu 2 elektron alarak kalsiyuma indirgenecek. Devreden geçen yük olan 7,2 molü buraya yazdım. 2'ye 7,2 ise 1'e 3,6 moldür. 1 mol kalsiyumda 40 gram. 1 mol kalsiyum 40 gram. O zaman 3,6 mol kaç gramdır? Buradan 36 çarpı 4'ten 72, 144 gram olarak bulabiliriz. Cevap da C şıkkıdır. Güzel bir soru. Son bir soru. Uygun şartlarda uygun şartlar sağlanarak eriyik haldeki. Eriyik halde demek sıvı halde demektir. İridium'un klorür bileşiği elektroliz edilmektedir. Bu bileşiğin 2 amperlik akımla 965 dakika süreyle elektrolizi sonucunda katotta 115,2 gram iridium toplanmaktadır. Bu bilgilere göre iridium klorür bileşiğindeki iridium'un yükseltgenme basamağı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle Q eşittir I çarpı T'den aynı şekilde Q eşittir I 2 965 dakika 965 çarpı 60 saniyedir. Şimdi deminki gibi aynı şekilde direkt yazalım artık. Soru işareti. Bunun kaç mol olduğunu bulacağız. 2 çarpı 965 çarpı 60 bölü 96.500. Şimdi buradan bir sıfırı şöyle atalım. 965'ler gitsin aşağıda 10 kalsın. 2 çarpı 6'dan 12 bölü 10'dan 1,2 mol. 1,2 mollük elektrik akımı var. Şimdi iridiumun klorürlü bileşiği de şöyle bir bileşik olsun. İridium klorür x olsun. İridiumun yükseltgenme basamağı burada. İridium artı x. x tane elektron alarak iridiuma dönüşüyor. Şimdi devreden geçen yük 1,2 moldü. 1,2 mol. İridiumun biz burada molünü bulalım. Şimdi burada n eşittir n bölü ma'dan 115,2 bölü 192. 115,2'yi 192'ye bölelim. Şöyle yapalım. 6'yı denesek veriyor mu acaba? 6 kere 2 12 elde var bir. Zaten 6 gibi bir şey gelmesini bekleriz. 6 kere 2 12 elde var bir. 9 kere 6 54 bir de elde vardı. 55 5 var. 6 kere 1 6 5 daha 11. Yani yukarı doğru tam 6 katı 1152'yi veriyor. 1 virül geri o zaman 0,6 mol. O zaman iridiyum da 0,6 mol toplanmış. O zaman 1'e 0,6 ise 2'ye 1,2'dir. Burada artı 2 yüklüdür. Yani metal artı yüklüdür. Klor burada eksi. Demek ki x 2 olduğuna göre iridyum da artı 2 yüklüymüş. Cevap da D şıkkıdır. Evet. Bununla birlikte elektrolize bitirmiş olduk. Kampımızda da 11. günümüzü bitirmiş olduk. Ve kimya ve elektrik ünitesinde tamamen bitirmiş olduk. Bu videoda kampın 12. günü de yer alacak. Yani Karbon kimyasına giriş ünitesi de baştan sonra bu videoda yer alacak. Zaten birazdan o video tek video olduğu için yani bazı günler işte 4 videoda gün gün şeklinde günleri birleştirerek 4 video şeklinde yapmıştık biliyorsunuz. Bir sonraki videoda karbon kim bir sonraki günde karbon kimyasına girişte görüşmek üzere. Merhaba sevgili öğrenciler. 14 günde AYT Kimya kampımızın 12. günündeyiz. 12. günde karbon kimyasına giriş ünitesini baştan sona inceleyip bitireceğiz ve 3. videoyu da bu arada kampımızda bitirmiş olacağız. 4. ve son videoda ise 13 ve 14. günleri inceleyeceğiz. Yani organik bileşikler ünitesini baştan sona 4. videoda 13 ve 14. günlerde incelemiş olacağız diyelim. 12. gündeki tüm işleyeceğimiz notlar ve tüm sorular 14 günde AYT Kimya KAM kitabımızda yer alıyor diyerek karbon kimyasına giriş ünitesine başlayalım. Organik ve anorganik bileşikler Barzelius'a göre organik maddeler yalnızca canlılar tarafından sentezlenebilirdi. Canlılarda öyle bir güç var ki ki buna yaşam gücü vitalizm diyor. Canlılar organik bileşikleri sentezleyebilir, yapay olarak organik bileşik sentezlenemez diyordu Barzalius. Barzalius'un bu görüşünü 1828 yılında Frederick Wöhler yıkmıştır ve ilk kez anorganik bir maddeden yapay olarak laboratuvar şartlarında organik bir madde olan üreyi sentezlemeyi başarmıştır. Potasyum siyanürden adım adım burada gördüğünüz tepkimelerin sonucunda organik bir madde olan üreyi sentezlemeyi başarmıştır Frederick Wöhler. Şimdi anorganik ve organik bileşikler. Organik bileşik demek yapısında temel olarak karbon atomunu içeren bileşik demektir. Organik bileşik demek yapısında karbon atomunu içeren bileşiktir. Anorganik de organik olmayan demektir ve kabaca yapısında karbon içermeyen bileşikler de anorganik bileşiklerdir. Şimdi bir organik bileşiğin yapısında mutlaka ve mutlaka karbon vardır. Ancak yapısında karbon olup da organik olmayan bazı bileşiklerde vardır. Anorganik olan, karbon olup anorganik olan bazı bileşikler de vardır. Organik bileşiklerin ana kaynağı canlılar ve canlı kalıntılarıdır. Tüm canlıların yapısında karbon elementi mutlaka bulunur. Canlı ve canlı kalıntılarından organik bileşikler bulunuyor. Dolayısıyla bu bileşikler organik mesela CH4 karbon var. Genellikle hidrojen de vardır. Onun yanında işte oksijen, azot, işte flor, klor, bromiyot ve bazı metaller de bulunabilir karbon, hidrojen bu bileşiklerin hepsi organik bileşiklerdir. Bazılarında çok az da olsa hidrojen olmayan karbon tetraklor gibi bileşikler de organiktir. Anorganik bileşiklerin ise ana kaynağı doğadaki minerallerdir ve genellikle karbon atomu içermezler. Örneğin asitler tabi organik asitler de var bazılar organik bazılar da var ama genellikle bunlar anorganiktir. Tuzlar, oksit sınıfı bileşikler mesela HCl, karbon yok, HF, sodyum hidroksit, sodyum bunlar Bunlarda hiç karbon yok. Karbon yoksa direkt anorganik diyebilirsin. Organik bileşiklerin yapısında karbon hidrojen genellikle vardır. Bunun yanında kükürt, oksijen, azot, flor, klor, brom, iot da bulunabilir. Yapısında karbon atomu olmasına rağmen organik olmayan bileşikler, burada bu örnekleri bilmemiz gerekiyor. Böyle bir soru sorulabilir. Aşağıdakilerden hangisi organiktir, anorganiktir gibi. Karbon monoksit, karbon olmasına rağmen organik değildir. Karbondioksit organik değildir, yani anorganiktir. Karbon disülfür bunlar anorganiktir. Aynı zamanda siyanür, karbonat ve bikarbonat köklerini içeriyorsa bunlar da organik değildir. Hidrojen siyanür anorganiktir. Hidrojen karbonat, sodyum karbonat, potasyum siyanür, kalsiyum karbonat gibi bileşikler bakın yapısında siyanür, siyanür ve karbonat içeren bu bileşikler organik değildir. Karbon içermesine rağmen anorganiktir. Anorganiktir. Şimdi organik ve anorganik bileşiklerin bazı özelliklerini karşılaştırmalı olarak inceleyelim. Burada da bazı bileşikler var. Organik mi değil mi karar verelim. Şimdi organik bileşiklerin ana kaynağı canlı ve canlı kalıntılardır. Anorganik bileşikler ise minerallerdir. İşte organik bileşikler petroller, doğalgaz, kömür bunların hepsi organik bileşiktir. Anorganik bileşikler işte tuzlar, oksitler, asit bazlardır. Tabi organik bileşikler doğal maddelerde de bulunur. Yenilebilir maddelerde de bulunur. Böyle petrol, doğalgaz gibi yenilenemez madde, yenil, Yenilmez maddelerde de bunlar. Bazen şöyle oluyor. Organik denilince sadece besinler, organik besinler gibi bir algı oluyor. Doğru değil. Yani içerisinde petrol, doğalgaz, kömür bunların hepsinde karbonhidrojen vardır. Şimdi organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür. Genellikle düşüktür. Hatta çoğu sıfırın altındadır. Anorganik bileşiklerin ise erime ve kaynama noktaları genellikle yüksektir. Genellikle yüksektir. Organik bileşiklerin tepkimeleri genellikle çok yavaştır. Hatta o kadar yavaştır ki katalizör kullanılır. Neredeyse tüm tepkimelerinde katalizör kullanılır. Anorganik bileşiklerin tepkimeleri genellikle hızlıdır. Organik bileşiklerin kendisine has, karakteristik, kendilerine özgü kokuları vardır. Anorganik bileşiklerin ise kendilerine özgü kokuları genellikle yoktur. Kokusuzdurlar genellikle. Organik bileşikler yanıcıdır ve yanmaları sonucunda karbondioksit ve su kesin oluşur. Başka bileşiklerde oluşabilir. Yeterli seviyede yanabilirlerse, yeterli oksijen varsa karbondioksit ve su oluşur. Anorganik bileşikler ise genellikle yanıcı değildirler. Organik bileşiklerin sayısı doğadaki sayıları çok fazladır. Milyonlarcadır. Anorganik bileşiklerin sayısı ise organik bileşiklere göre azdır. 100 bin civarı bir sayısı vardır. Organik bileşikler genellikle bakın karbon ametal, hidrojen ametal, oksijen ametal hep ametallerden oluşuyor. Genellikle kovalent bağlı bileşiklerdir. Anorganik bileşikler ise genellikle iyonik bileşiklerdir. Ama kovalent bağlı bileşikte yine anorganik olarak çok fazla vardır. Şimdi burada bazı bileşikler. C6H6 bakın sadece karbon hidrojen içeriyor organiktir. Karbon hidrojen ve oksijen var organiktir. Su ise anorganik. Karbon monoksit anorganik. HCOOH organiktir. Sodyum karbonat içerdiği için anorganik. CH3NH2 karbon hidrojen içeriyor. Organik. Zaten karbon hiç yok. Anorganik. Siyanür olduğu için anorganik diyebiliriz. Şimdi basit ve molekül formülü bulma. Bir bileşin gerçek formülündeki sayılar sadeleşebiliyorsa, atom sayıları sadeleşebiliyorsa en sade halde yazdığım formüle basit formül diyoruz. Basit formülle molekül formülü arasında en gibi bir sayıyla geçebiliriz. İşte 2 katı, 3 katı, 4 katı diyerek ge geçebiliriz. Şimdi molekül formülü C2H4 olan bir bileşin. Gerçek formülü, molekül formülü C2H4. Basit formülü. Bakın ikisi de 2'ye bölünebiliyor. Bölelim. CH2, 1 yazılmaz. Basit formülü CH2'dir. CH3OH'ın, bakın CH3OH'ı CH4O olarak düşünelim. Karbon bir tane, oksijen bir tane. Bunu sadeleşecek bir şey yok. Dolayısıyla basit formülle molekül formülü aynıdır. Gördüğünüz gibi olabilir. 4 ve 10 ikisi de 2'ye bölünür. C2 H5 burada basit formüldür. Tam sayı olacak şekilde en basit halde yazabiliyorsunuz. Kendi formülü de olabiliyor. Farklı bileşiklerin basit formülleri aynı olabilir. Bu örnekte yok ama mesela C3H6 e, basit formülü onu da CH2 gibi. Basit formül bize atomlar arasındaki atom sayısı oranlarını işte kütle oranlarını verir ama gerçek sayıları vermez. Yapı açık formül. Açık formül her zaman gerçek formüle göre yazılır. Yani basit formüle göre bir açık formül yazılmaz. Açık formülde tüm bağlar gösterilir. Mesela C2H4 bileşiğinde karbonlar arasında ikili bağ vardır ve hidrojenler arasında tekli bağlar vardır. Hepsi tek tek gösterilir. Bu açık formüldür. Bir diğer ifadeyle yapı formüldür. Bazen de bazı bağlar gösterilmez, bazı bağlar gösterilir. Ona da yarı açık formül denir. CH3OH'da karbona 3 tane hidrojen bağlı. Bir tane oksijen, bir tane de hidrojen. Hatta Lewis yapısında burada bağ yapmamış elektronlar da yine gösterilir. C4H10'da bakın 4 tane karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10 şeklinde örneğin gösterilir. Bunlar yapı açık formüldür. Devam edelim. Bu basit formülle ilgili hesaplama soruları vardır. Bir tane temel tarzda bilinmesi gereken klasik tarzda bir soru çözelim. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan 7,4 gram bileşik yakıldığında normal koşullarda 6,72 litre karbondioksit gazı ve 5,4 gram su oluşmaktadır. Bu bilgilere göre bileşin basit formülünü bulunuz. Burada karbon, hidrojen ve oksijen eması var. Şimdi elimizde karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bir bileşik var. Kaç tane var bunlardan bilmiyoruz. Bu x tane olsun. Bu y tane z. Yani cx, h, y, o, z. Biz bu x, y, z'yi arıyoruz. Bu madde oksijenle yakılıyor ve yanmasının sonucunda karbondioksit ve su açığa çıkıyor. Şimdi biz burada katsayıları da bilmiyoruz. Sadece bildiğimiz 7,4 gramlık bir bileşik olduğu. Şöyle üzerine yazalım. 7,4 gram. Ve tepkime sonucunda 6,72 litre karbondioksit gazı oluştu. Peki normal koşullarda normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre yer kaplar. O zaman 6,72 litre kaç moldür? Şimdi 3 katı olsa 67,2 olacaktı. 1 virgül geri gel. Demek ki 0,3 molmuş. Şimdi burada 0,3 mollük bir karbondioksitimiz var. Buradaki ana mantık şudur. Burada sen kaç gram karbon olduğunu bulursan karbon. Burada da o kadar karbon vardır. Burada kaç gram hidrojen olduğunu bulursan toplam. Burada da o kadar hidrojen vardır. Burada kaç gram hidrojen olduğunu bulursan. Burada da o kadar var. Ama mesela burada Burada da oksijen var, burada da oksijen var. Burada ve burada da var. Onu tam eşleştiremezsin. Nerede ne kadar var diyerek. Ama karbon burada kaç gramsa burada da o kadar gram vardır. O zaman şimdi mesela bizim karbondioksitimizin 1 molünde, 1 mol karbondioksitte, 1 mol karbondioksitte kaç gram karbon var? 12 gram değil mi? 12 gram karbon var. 12 gram karbon var. E bizde ise 0,3 mol karbondioksit varmış. O zaman burada kaç gram karbon vardır? çarpalım çarpalım burada. 3 3,6 gram. Şimdi burada 3,6 gram karbon var ya o zaman burada da 3,6 gram vardır. Aynı şekilde hidrojeni de bulalım. Şimdi suyun da 5,4 gram oluştuğunu söylüyor. 1 mol su 16 artı 2'den 18 gramdır. 1 mol su 18 gramsa acaba bizdeki kaç mol ki? 5,4 gram. Buradan 3 katı 54'te bunun da 0,3 mol olduğunu bulabiliriz. Peki 1 mol suda... 1 mol suda... Kaç gram hidrojen var? 2 gram değil mi? 1 çarpı 2'den 2 gram. Bizde 0,3 mol var. 0,3 mol'de... Ne kadar var? 0,6 gram. O zaman burada da 0,6 gram var. Şimdi ben oksijenin tamamının 7,4 olduğunu bildiğim için oradan bulabilirim. 7,4... ...eksi. 3,606 da... ...4,2. Çıkartırsak... ...3,2. Demek ki... ...3,2 gram da oksijen var. Şimdi bu aşamadan sonra... ...karbon, hidrojen ve oksijenin mollerini buluyoruz... ...bu kütlelere karşılık. N karbon 3,6 gram var. Bölü eması 12. 0,3 mol. N hidrojen. E, 0,6 bölü birden. 0,6 mol. Yani bir tanesinin... ...atom kütlesine bölüyorum. N oksijen... 3,2 gram bölü eması 16 0,2 mol. Bu bulduğum değerleri de yerine yazıyorum. Karbon X yerine 0,3 yazdım. Hidrojen Y yerine 0,6 yazdım. Oksijen Z yerine 0,2 yazdım. Ama böyle sıfırlı falan bileşik olmaz. Bunları uygun sayıla genişletiyoruz. 10 çarparsak C3 H6O2 3,6,2 sadeleşir mi? Sadeleşmez. Dolayısıyla bu basit formülü burada bulmuş oluyoruz. Cevap C3H6O2 olmuş oluyor. Bu tarz en kapsamlısı bu. Bu şekilde çözülüyor. E direkt kat sayıları falan verince doğrudan bulunuyor gibi. Bu birazcık daha bir tık daha üstü. Temel tarzda sorunu. Peki doğada karbon. Karbon elementinin özellikleri. Şimdi karbonun atom numarası 6'dır. Proton sayısı 6'dır. Dolayısıyla nötr atomunda elektron sayısı da 6'dır ve orbital dizilimi 1s2 2s2 2p2 şeklindedir. Değerlik elektron sayısı 2 artı 2'den 4'tür. İkinci periyot, ikinci periyot 4A grubu elementidir. Karbon elementi değerlik elektronlarını yani şu dört tane elektronlarını aynı ya da farklı atomlarla yani karbon karbonla veya karbon başka bir atomla işte hidrojenli, oksijenli, azotla gibi ortaklaşa kullanarak hem tekli bağ oluşturabiliyor hem ikili hem ikili hem üçlü bağlar oluşturabiliyor. Mesela karbon şöyle tekli başka bir atomla ikili, başka bir atomla üçlü veya iki tane ikili oluşturabiliyor. Karbon atomu dört tane bağ yapar her zaman. Karbon atomun dört tane bağ oluşturabilmesi ve aynı zamanda tekli ikili üçlü bağlar yapabilmesi sonsuz sayıda karbon atomun birbirine bağlanarak işte düz zincirli, halkalı, dallanmış yapılar oluşturmasını sağlıyor. Bu anlamda son derece değerli bir element. Şimdi karbon doğada nasıl bulunuyor? Karbon doğada doğal olarak elmas ve grafit şeklinde bulunur. Elmas ve grafit karbonun doğal allotroplarıdır. Fulleren ve grafen ise yapay allotroplardır. Ancak fulleren az da olsa, az da olsa doğada bulunur. Doğal olarak da bulunabilir. Yani fullerenin şu yapısı doğada doğal olarak da bulunabilir, ama çok az miktardadır. Doğada hem dünyada hem uzayda az da olsa fulleren bulunabiliyor Ancak yapay olarak sentezlenip yapay olarak sentezlenmiş hali kullanılıyor. Yapay olarak da grafitten sentezleniyor. Grafit zaten doğal olarak bulunuyor. Grafite uygulanan işlemler sonucunda fulleren yapay olarak elde ediliyor ve kullanılıyor. Bu ek bilgiyi de söylemiş olayım. Şimdi elmas ve grafitin önce doğal allotropların yapısına bakalım. Elmas bu şekilde gördüğünüz gibi şu kırmızıları karbon olarak düşünelim. Bu arada bunlar sadece karbondan oluşuyor. Yani karbonun saf hali. Sadece karbon yani karbona hidrojen bağlanmış, oksijen bağlanmış değil. Sadece karbon olan halleri. Elmasta her bir karbona 4 tane karbon bağlıdır. İşte bu karbona 4 tane karbon, buna 4 tane bağlı gibi. Böyle sadece kovalent bağlarla örülmüş kovalent A yapısına sahiptir. Kovalent kristaldir elmas. Ve doğadaki en sert doğal maddedir. Her karbonun çevresinde 4 karbonla kovalent bağ yapar. Bu sebeple SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Birazdan hibritleşmeyi göreceğiz. Geometrisi de düzgün dört yüzlüdür. Elektriği iletmez, ısıyı iletir. Grafit ise her bir karbon böyle halkalar şeklindedir. Halkalar da birbirine bağlanmıştır. Halkalar altıgen halkalar şeklindedir. Halkalar arasında zayıf pi bağları vardır. Zayıf pi bağları vardır ve bu zayıf bağlar sayesinde elektrik akımını iletebilir. Ametal olup elektrik akımını sadece ametal olup elektrik akımını iletebilen madde sadece grafittir. Grafit dışında hiçbir ametal elektriği iletemez siyah ve parlak görünümlü, görünümlü bir yumuşak yapıya sahiptir. Bu kalem uçlarında falan grafit vardır. Karbonla altıgen halkalar oluşturur. Pi bağı içerir. Isı ve elektriği. Elektriği pi bağlarının hareketinden kaynaklı iletir. Ve burada sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Şimdi grafite uygulanan özel işlemler sonucunda fullören, grafen ve nanotüp elde edilmiştir. Grafit işte lazerle buharlaştırılarak ve başka teknikler de var. Lazerle buharlaştırdığın zaman bu halkalar birleşerek Böyle bir top yapısı oluşturuyor. Aynı zamanda top yapısı olduğu gibi tüp ve çubuk şeklinde de olabiliyor fulleren yapısı. Hem beşgen, hem altıgen hem de yedigen halkalar oluşturabiliyor ve süper iletken olarak kullanılıyor fulleren. Burada grafite bildiğiniz şu tabakalar arasındaki bağlar kesilerek şöyle tek bir tabaka elde ediliyor. Bu tek tabakada grafendir. Grafen bal peteğine benzer. Bal peteği örgü yapısı iki boyutlu düzlemsel yapıya sahiptir. Saydam ve ısı ve elektriği bu da iletir. Nanotüp de grafitten elde ettiğin bu grafeni böyle katlıyorsun. Katlayıp birleştirdikten sonra tüp elde etmiş oluyorsun. Grafitten, grafite uygulanan bu işlemler sonucunda elde ediliyor. Bu da ısı ve elektriği iletiyor ve nanotüp geleceğin, günümüzün ve geleceğin teknolojisidir. Bir metrenin 1 milyarda biri kadar küçük boyutlara sahiptir nano nanotüp. Nano zaten oradan geliyor. 10 üzeri eksi 9'dan geliyor. Karbonun allotropları bu şekilde. Lewis formülleri. Kovalent bağlı moleküllerin Lewis formülü. Lewis formülü aslında bir TRT konusu. Oradan bildiğimiz şeyleri burada tekrar etmiş olacağız. Lewis elektron nokta yapısı. Son katmandaki elektron sayısı. Yani değerlik elektron sayılarını her bir elektrona bir nokta olacak şekilde atomun çevresine yerleştirmedir. Mesela burada oksijen molekülünü görüyorsunuz. Şu ikili elektronlar bir bağ oluşturur. Bu iki elektronlar da bir bağ oluşturur. Bunlar ise bağ yapımına katılmaz. Böyle aralarında bağ oluşturan elektronlara ortaklanmış ortaklanmış bir diğer ifadeyle bağlayıcı. Çünkü bağ yapmış ya, bağ yapmış anlamında bağlayıcı. Bir diğer ifadeyle başka bir atomun elektronu ile ortaklaşa kullanıldı. Bunlar ise sadece oksijene ait. O sebeple ortaklanmamış. Ortaklanmamış elektron çiftleri diyoruz. Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine ortaklanmış, ortaklaşa kullanılmış, ortaklanmış. Ya da bağlayıcı elektron çifti denir. Bağ yapımına katılmamış elektron çiftlerine ise ortaklanmamış. Ortaklanmamış elektron çifti denir. Bununla ilgili bir etkinlik yapalım. 2A grubu elementlerinin hidrojenle oluşturduğu bileşikler ki bunlar önemli. Lewis yapısını yapalım. Lewis formüllerini işte ortaklanmış ortaklanmamış elektron sayılarını yazalım. Şimdi Lewis formülünde tüm noktalar değerlik elektronların tamamı bileşiğin formülde gösterilir. Berilyum normalde metaldir. Metal ile metal arasında iyonik bağ oluşur ancak berilyumun hidrojenle olan bileşiği kovalent bağlı bileşiktir. Bor zaten yarı metal kovalent. Karbon, azot, oksijen, flor bunlar zaten ametal. Bunlar kovalent bağ. Bunların hepsi kovalent bağ. Beryumla hidrojen arasında Berilyumda değerlik elektron sayısı ikidir. 2 tane noktası var. Hidrojenle şöyle iki tane bağ oluşturur. Önce yapıları çizelim. Şöyle kırmızı mavi diye çizelim. CH4. Karbon 4 bağ yapar. Basit hidrojenle şöyle bir. Şöyle yapayım ya da. Şöyle bu birinci bağ. Şu ikinci. Su da şöyle çizelim. Oksijen, şöyle hidrojenle. Şöyle de ortaklanmamış elektronları var. Bor hidrojenle 3 tane bağ yapar. Burada şu an 2A grubunda olduğu için değerlik elektron sayısı 2. 2 tane noktası var. 3A'da 3 tane noktası var. 4A'da 4 tane var. 5A'da azotun 5 tane var. Bunların 3 tanesi bağ yapımına katılacak. Tekli elektronlar kadar bağ yapar. Çiftli olanlar, ortaklanmamış elektronlar bağ yapımına katılmaz. HF'de de şu şekilde bir yapı. Şimdi ortaklanmış elektron sayısı diyorsa bakın 1, 1 2 3 4 tane ortaklanmış elektron var ama çifti sayısı derse 2 diyorsun. 1 2 çift. Bakın burada 1 2 3 çift var. Ama elektron sayısı derse 6. 6 elektron var. 1 2 3 4 çift var. Elektron sayısı 8. 1 2 3 çift var, ortaklanmış. Ortaklanmış elektron sayısı 6. 1 2 çift var. 2 çift var. Ortaklanmış elektron sayısı 4. 1 çift var. 1 çift var. Elektron sayısı da 2. Bir daha bakayım. 1 çift, 2 elektron, 2 çift, 4 elektron, 3 çift, 6 elektron, 4 çift, 8 elektron, 3 çift, 6 elektron, 2 çift, 4 elektron. Evet. Peki ortaklanmamış elektron sayısı ve çiftine bakalım. Bakın burada ortaklanmamış herhangi bir elektron yok. E BH3'te de yok. Bu arada borda oktet boşluğu vardır. Oktet son yörüngesini 8 elektrona tamamlama, dublet 2'ye tamamlamadır. Mesela burada hidrojen son yörüngesini 2 elektrona tamamlamış, dublet kararlılığına ulaşmış. Ama berilyum oktet veya dublet kararlılığına ulaşmaz. Bor da aynı şekilde oktet kararlılığına ulaşmaz. Ama burada karbon bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Normal değerlik elektron sayısı 4'tü. 4 tane de hidrojenin elektronu ortaklaşa kullandı. 8'e tamamladı, oktetine ulaştı. Azot mesela 2 4 6 8'e ulaştı gibi. CH4'te de ortaklanmamış elektron yok. NH3'te bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. İki tane ortaklanmamış elektronu var dolayısıyla. Suda bir, iki tane çift var. Dolayısıyla dört tane ortaklanmamış elektron var. HV'de bir, iki, üç tane çift var. Dolayısıyla altı tane ortaklanmamış elektron var diyebiliriz. Hibritleşme. Şimdi farklı enerji düzeyindeki orbitaller etkileşiyor ve ortada mesela düşük enerjili bir orbital, yüksek enerjili bir orbital etkileşiyor ve ortada ikisinin ortasında bir seviyede yeni bir enerji seviyesinde bir araya gelerek özdeş orbitaller oluşturuyorlar. Buna hibritleşme denir. Bir diğer ismi melezleşmedir ama hibritleşmeyi kullanacağız. Bunun sonucunda oluşan yeni orbitallere ise hibrit orbitaller diyoruz. Şimdi bir atom kaç tane yarı dolu orbitali varsa o kadar kovalent bağ yapar. Burada karbona bakalım. Karbon 1s2 2s2 2p2 1 senin enerjisinden düşük, 2 s biraz daha yüksek, 2 p'de 2 tane yarı dolu vardır. Bu temel haldir. Temel hale baktığımız zaman sanki karbon 2 bağ yapacakmış gibi duruyor ancak 4 bağ yaptığını biliyoruz. Nasıl 4 bağ yapıyor? Çünkü 2 s'deki elektronlardan birisi 2 p'ye geçiyor ki bu uyarılmış haldir. Elektronun daha üst bir enerji seviyesine geçmesine uyarılmış hal denir. Dolayısıyla 2 s'deki bir elektron 2 p'ye geçti aynı spinli olarak. Daha sonra bakın buradaki 2 s'deki bir elektronla 2 p'deki 3 elektron ortaklaşa kullanılarak ortada yani ikisinin enerji seviyesinin arasında yeni orbitaller oluşuyor. Bir tane S'deki elektron, 3 tane P'deki elektron ortaklaşa kullanarak 4 tane yeni hibrit orbitaller oluşuyor. Buraya da hibrit hal denir. 1 S, 3 Hepsi katılmak zorunda değil bu arada P'nin. İkisi katılsaydı 1 S, 2 P, sp P, 2 olacaktı. Biri katılsaydı 1 S, 1 P olacaktı. Diğerleri işte katılmayarak şu yukarıda kalacaktı gibi. Burada 3'ü de katılmış. Dolayısıyla 4 tane sp3 hibrit orbitali oluşmuştur. Hibritleşmiş halin gösterimi yazılımı bakın 1 ise hiçbir şey katılmıyor zaten. O aynen yazılıyor. Yine bu ikinci enerji seviyesinde olarak düşünür. İkinci enerji seviyesinde sp3. Bakın biz şöyle de diyebilirdik aslında. 1 s 3p katılmış. Biz buna a orbitali diyelim de diyebilirdik. a orbitali. Ya öyle dememişiz. Öyle denmemiş. Hangi orbitaller katılmışsa onların isimleri yazılmış. Normalde 2A1, 2 A1, 2A1 yani 2A4 şeklinde yazacaktık aslında buraya. 2A4, ikinci ners seviyesinde A orbitalinde 4 elektron var gibi. Ama ne yapmışız? Hani burada hangi orbitallerin katıldığını da ifade etmek için 1S3P'ye katılmış. Yani bunun adı SP3 olsun. Bu orbitalin adı SP3 ama 1 elektron var. SP3 orbitalinde 1 elektron var. Burada da yine SP3'te 1 elektron var. 1 elektron var gibi. Bunu göstermek için. Böyle de yazılabilir. Devam edelim. Şimdi hibritleşme, pratik yolla da burada daha çok aslında hibritleşme olayında ilerleyeceğiz. Hibritleşme 1S 1P katılmışsa SP. 1S 2P katılmışsa SP2. 1S 3P katılmışsa SP3 diyeceğiz. Burada pratik yol aslında şu. Bir atomun yaptığı sigma bağ sayısına bakacağız. Aslında sigma bağ sayısına bakıp ondan sonra buraya geri geleceğim. Bu sayfa dursun. Buraya geri geleceğim. Sigma ve pi bağları nedir bunlar? Şimdi iki atomun orbitali ya da elektronlar örtüştüğü zaman ilk oluşan bağ, ilk oluşan bağ sigma bağıdır. Eğer oluşuyorsa ikinci ve üçüncü bağlarda da pi bağıdır ve sigma bağı kuvvetlidir. Bir tane oluşur, diğer bağlar pi bağıdır. İki atom orbitalinin ya da hibrit orbitalinin uç ucu örtüşmesiyle sigma ve şöyle gösteriliyor bağı oluşur. Sigma bağları atomlar arasında oluşan ilk bağdır ve İki atom arasında sigma bağı yalnızca bir tane oluşur. Bir tane sigma bağı oluştuktan sonra pi bağı oluşabilir. Oluşmak zorunda değil oluşabilir. Sigma bağının kuvveti pi bağından daha büyüktür. Pi bağı da bağ ekseninde pp orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle pi bağı oluşur. Pi bağı oluşur ve normal pi'nin sembolü şeklinde gösterilir. Mesela hidrojen hidrojen arasındaki ilk bağ zaten tek bağ var. Bu sigma bağıdır. Bir tane sigma bağı var burada. Bir tane sigma bağı bir tane sigma bu. Burada ise iki tane bağ var. O zaman mesela hangisi altta hangisi üstte onu bilemeyiz. Mesela diyelim ki bu sigma bağ ise bu pi bağı. O zaman burada bir tane sigma bir tane pi pi bağı vardır. Burada bakın bir tane şu tekli bağ sigma. Şimdi karbonla azot arasında 3 bağ oluşmuş. Birisi sigmadır, diğer ikisi pi'dir. Dolayısıyla burada bir iki tane sigma iki tane sigma iki tane pi bağı vardır. Burada mesela bakın şu bir tane zaten sigma. Sigma bu da bu da ve bu iki bağdan birisi sigma bağı var. Sigma bağıdır. Burada 5 tane 5 tane sigma bağı vardır. Bir tane pi bağı vardır. Şekil olacak şekil olarak da görecek olursak bakın uç uca örtüşme ile her zaman sigma bağı oluşur. Hangisi olursa olsun. Mesela S ile S örtüştü sigma bağı. P ile P örtüştü ama uç uca örtüştü. Yine sigma bağı. P ile S örtüştü sigma bağı. SP3 ile SP3 örtüştü sp2 ile sp2 örtüştü ya da s ile sp3 örtüştü s ile sp2 örtüştü tüm bu kombinasyonlar ilk bağdır ve sigma bağdır ancak pp orbitalleri burada gördüğünüz gibi yan yana örtüşürse bakın uç uca değil yan yana örtüşürse pi bağ oluşur bu uç uca yan yana mevzusuyla ilgili soru gelebilir buraya dikkat edin uç uca örtüşme ile sigma bağ oluşur yan yana örtüşme ile pi bağ oluşur Şimdi o zaman biz hangi bağların sigma, hangi bağların pi olduğunu biliyoruz. İlk bağlar her zaman sigma, ikinci ve üçüncülerde varsa pi bağı. O zaman pratik yol ne hocam? Şimdi siz bir atomun yaptığı sigma bağ sayısına bakıyorsunuz. Eğer ki, eğer ki değil. Yaptığı sigma bağ sayısına bakıyorsunuz. Sigma bağ sayısının bir eksi kaçsa, mesela üçse sp3, 2 ise sp2, 1 ise sp birleşmesi yapmıştır diyorsunuz. Sigma bağ sayısının bir eksi. Sigma bağ sayısı eksi 1 sana P'nin üzerindeki kuvveti veriyor. Şöyle P'nin üzerindeki kuvveti veriyor. Tamam. Yani örneklerde daha net görelim. Mesela şuradaki karbona bakalım. Karbon. 1, 2 tane sigma bağı var değil mi? 2'den bir çıktı bir. O zaman SP. Bu. Mesela burada bir iki tane sigma bağı var. Bir çıkart yine SP. Mesela şu karbon 3 tane hidrojenle yapmış. Burada yarı açık göstermiş. Bir de diğer karbonu 4. 1 çıkart SP3. Bu karbon ise 1, 2, 3. 1 çıkart SP2. Mesela şu karbon 3 bir de buradan 4. 1 çıkart SP3. Bu ise 1, 2, 3. Bir de bu 4. SP3. Aynı şekilde bu da SP3. Burada örneği yapalım. 1, bir, 2. Birinci kar, bir numaralı karbon SP. 1, 2. SP. 1, 3. Bir de oksijen var. 4. 1 çıkart. SP3. 1, 2, 3. 1 çıkart. SP2. 1, 2, 3. SP2. 1, 3 daha 4. SP3. Diyerek hibritleşmelerini pratik olarak bulabiliriz. Yaptığı sigma bağının bir eksiği P'nin kuvvetini veriyor. Tamam mı? Şimdi sigma bağ sayısı bir molekülde kaç tane sigma bağ sayısı var bunu sorabilir ve büyük bir molekül verebilir. Bundaki gibi şuradaki örnek gibi kaç tane derse bir burada elde sayarız tek tek sayabiliriz rahatlıkla buluruz ama bu molekülde kaç tane var bunda kaç tane var gibi sorularda sayarak yine bulabiliriz bunda hiçbir sorun yok tam açık halini yazarız tek tek ilk bağlar sigma zaten tek tek sayarız buluruz. Ama eğer açık zincirli ise, yani halka yoksa atom sayısı kaçsa bir eksiği direkt sana sigma bağ sayısını veriyor. Eğer moleküler yapıda ise direkt atom sayısı sigma bağ sayısını veriyor. Örneğin bu moleküle kaç tane sigma bağı var? Şimdi şöyle yapalım. Karbon kaç tane var? 1 burada, 3 de burada, 4, 3 de burada 7, 1 de burada 8. 8 tane karbon var. Hidrojen kaç tane var? 3 görüş 9 tane burada, 6 tane burada, 1 tane de burada. 9 16 tane hidrojen var. Oksijende 2 tane var. Şimdi C8H16O2 diye kapalı formülünü yazdım. Kaç tane atom var? 8 artı 16 artı 2. 1 eksiltiyorum. Atom sayısı eksi 1. 16, 8 daha. 24. 26, 1 çıkart. 25. 25 tane sigma bağı var diyorum. Bunu da aynı şekilde yapıyorum. Bu halkalı ama dikkat et. Karbon 2, 3, 4, 5, 6, 7. C7, H. 5, 6, 8, 10, 12, 14. 14, 7 daha kaç? 21. O zaman 21 tane sigma bağı yapmıştır diyerek pratik olarak bulabiliriz. Molekül geometrisi, Vesper gösterimi. Vesper, Vesper aslında İngilizce isminin kısaltması. İşte valence shell, electron, pair repulsion gibi bir ismi var. Burada Türkçesi değerli katman elektron çifti itme kuramıdır. Bu kurama göre moleküller Vesper gösterimiyle gösterilebilir. Merkez atom en çok bağı yapan atomdur. Bu her zaman a ile gösterilir. Merkez atoma bağlı atom ya da atom grupları x ile gösterilir. Kaç tanesi ise x'in sağ alt köşesine yazılır. Bir tanesi yazılmaz. İki tanesi x2, üç tanesi x3 gibi yazılır. Ve aynı zamanda yine sadece merkez atoma bakıyorsun. Merkez atomdaki ortaklanmamış elektron çifti sayısı da e ile gösteriyorsun. Bir tanesi e, iki tanesi e2 çifti sayısı dikkat et. Örnekler üzerinden CH4. Merkez atom karbon için A yazıyorum. 1, 2, 3, 4 tane atom var. X4, AX4 bu kadar. Merkez atom azot A. 1, 2, 3 tane atom var bağlı. X3. Bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. 1 yazıyorum. Yani E1. E yani. A, 3 E. Oksijen A yazıyorum. 1, 2 tane atom bağlanmış. X2. 1, 2 tane çift var. E2. A, X2, E2. Vesper gösterimdir. E burada peki nasıl yapacağız? Burada şu karbon için vesper gösterimi örneği yazalım. Ya da diğeri için. ikisi için de yazabilirsin. Bu karbon için A, Bakın 1 2 e burayı burayı komple atom grubu olarak sayacağız. 3 AX3 ve bu kadar. AX3. Devam edelim. Bazı bileşiklerin burası önemli. Molekül şekli, molekül geometrisinin ismi, bağ açısı, polar mı polar mı, VSEPR gösterim ve hibritleşme türlerini merkez atom için yazalım. Şimdi molekül şekillerini biraz önce Lewis yapısını çizmiştik zaten. Hızlıca şöyle çizelim. Çizgilerle gösterelim. BH2 Şöyle B H3 C H4 h NH3 Şöyle yapalım. Su ve HV. Şimdi biz mesela bazen şöyle deriz. Organik kısmı ki bu organik giriş kısmı. Organikte çok ezber var deriz. Gerçekten ezber, çok ezber var dediğimiz kısmın hakkını veren bir yer. Yani burada gerçekten ağır ezber var. Doğrudan özellikle bağ açıları doğrudan ezbere giriyor. Bu kısmı gerçekten ezberlemeniz gerekiyor. Şimdi bazı noktalar tabii son derece mantıklı. Bu geometri zaten doğrusal diyoruz. Doğrusal bir şekilde bu doğrusal. Aynı şekilde HF de doğrusal bu anlamda. Peki bu şekle ne diyoruz? Bakın buradaki BH3'ün bu yapısına üçgensel düzlem denir. Üçgensel düzlem. Mesela üçgen düzlem yazdı o da doğru. Düzlem üçgen yazdı o da doğru. Düzlem üçgen de doğru. Üçgen düzlem de doğru. Üçgensel düzlem hepsi aynı kapıya çıkıyor. Doğru. CH4'ün bu yapısı ise düzgün dört yüzlüdür. Düzgün dört yüzlü. NH3'ün bu yapısı ise üçgen piramittir. Üçgen piramit ismi üçgen piramit. Gerçekten piramitlere benzediği için çünkü şu H biraz daha öne doğrudur. Öne doğru şöyle birleştirdiğimiz zaman gerçekten bir üçgen piramite benziyor. Suyun yapısı ise kırık doğru. Hani bir doğru gidiyormuş kırılmış gibi kırık doğru. Bir diğer ismi de bunun açısaldır. Açısal. Buradaki bağ açısı 180 derece. Buradaki bağ açısı 120 derece. Buradaki bağ açısı 109,5 derece. 109,5 derece. Bakın bunu sanki 90 dereceymiş gibi düşünün. Ancak buradaki hidrojenin bir tanesi işte örneğin arkaya doğru. Birisi öne doğru. Buradaki üç boyutlu olarak düşündüğümüz zaman karbon hidrojen arasındaki bağlar deneyse olarak 109,5 derecedir. Bunu bileceğiz. Burada azotla hidrojenler arasındaki bağ 107 derecedir. Bazı kitaplarda 107,3 olarak yazar. O da doğrudur. Yani 107'li bir şey yazıyorsa doğrudur. 109,5-107. Burada suda oksijen-hidrojen arasındaki bağlar 104,5 derecedir. Ve karbon için. Burada karbon 4 tane sigma bağı yapmış. Hibritleşme türü sp3'tür. Karbon sp3 hibritleşmesi yaptığı yerde 109,5 derece diyebilirsiniz. Eğer sp2 hibritleşmesi yapıyorsa karbon 120 derece. Mesela şu molekülde şu molekülde mesela karbon sp2 birleşmesi yapıyor. Bu üçgen düzlemdir. Üçgen düzlem. Eğer sp birleşmesi yapıyorsa doğrusaldır. Bu 180 derecedir diyebiliriz. Şimdi burada moleküllerin polarlığı. Bakın burada molekül apolardır. Apolar. BH3 de apolardır. CH4 de apolardır. Ha, bu arada şunu yazmadık. Bu 180 derece doğrusal. NH3 ise polardır. Polar. Su da polardır. Polar ve de yine polardır. Polar. Vesper gösterimi AX2. AX2. Hibritleşmesi de bakın iki tane sigma bu var. Bir eksi SP'dir. Burada Vesper gösterimi AX3'tür. Hibritleşme türü 1, 2, 3, 1 çıkart. SP 2'dir. Vesper gösterimi AX4. NH3'te ise AX3 E'dir. Bakın burada hibritleşmede bir şey daha var aslında. Pratik yol gösterirken hibritleşmede yaptığı sigma bağı sayısının bir eksiği dedik. Burada mesela bir, iki, üç tane. Ancak şu elektron çiftini de sigma bağı gibi düşünüyorsun bu pratik yol için. Normalde o sigma bağı falan değil tabii ki. Bu ortaklanmamış elektron çifti. Bir, iki, üç. Bunu da sigma bağı gibi düşünüyorsun pratik yol için. 4 üç, bir, dört. Dörtten bir çıkar. Bu da SP3 yapıyor Suda da aynı durum var. AX2 E2. Burada bakın E2 1 2 3 4 diye düşünüyorsun. 1 çıkart. SP3. Eğer merkez atom yoksa vesper gösterimi yazılmaz. Burada de yoktur. Çünkü ikisi de bir bağ yapıyor. En çok bağ yapan atom merkez atomdur ama burada bir merkez atom yok HF'de. Dolayısıyla bir kontrol edelim. bh 2 180 derece apolar. AX2 SP doğru. BH3 üçgensel düzlem ya da üçgen düzlem düzlem üçgen 120 derece apolar AX3 ve SP2. CH4 düzgün dört yüzlü 109,5 derece. 100 bak azalarak gidiyor onu da gör. 180 120 109,5 107 104,5 diye azalarak gidiyor. Apolar AX4 SP3. Bu üçgen piramitli şekli gerçekten piramitlere benzediği için piramit yapısına benzediği için 107 derece polardır AX3E ve SP3. Bu kırık doğru 104.5 derece polardır AX2E2 ve SP3 diyebiliriz. Özellikle şu üçlü son derece önemli. Diyerek konuyu bitirmiş olduk. Şimdi örnek 4 tane sınavda çıkmış soru muadili çıkabilecek tarzı soruyla devam edelim. Yukarıda verilen molekülde karbon atomlarının yaptığı hibritleşme türlerinin sayısı hangisine doğrudur? Yaptığı sigma bağ sayısına bakacağız. Bir hidrojenle bir de burada iki. O zaman SP. 1-2-SP. Bu ise kırmızı ile yazayım. 1-2-3-SP-2. Bu 1-2-3-SP-2. 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 1 2 3 sp 2 1 2 3 yani 3 ya da şöyle düşünelim sp 2 bu karbon ise 3 hidrojenle bir de buradan 4 sp 3 bu karbon 1 2 3 sp 2 kırmızıyla yazalım kırmızıdan gidelim sp 2'ye bu da yine 2 1 daha 3 sp 2 şimdi sp 3 yapan bir tane var zaten sp bir SP yapan da iki tane var. SP2 yapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Cevap C şıkkıdır diyebiliriz. Yukarıda çizgi bağ formülü verilen etilen ya da bir diğer ifadeyle eten, daha doğrusu sistematik adı etendir, etilen diye de adlandırılır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi karbon atomları SP3 ve bu örtüşmeler, bakın bu soruyu özellikle yazdım buraya. Bakın bu karbon hangi hibritleşmeyi yazıyor, yapıyor? 1, 2, 3, sp2 değil mi? sp2. Bu karbon 1, 2, 3, bu da sp2. Peki bu karbonun sp2 hibrit orbitallerindeki yarı elektronlarla hidrojendeki hangi orbitaldeki elektronlar bağ yapıyor? s orbitallerindeki elektron değil mi? Hidrojenden s orbitali geliyor. Dolayısıyla şu bağ, şu sigma bağı hidrojendeki s ile karbondaki sp2 or hibrit orbitallerin örtüşmesiyle oluşuyor. SSP2 ört örtüşmesiyle oluşuyor. Bu da SSP2. Bu da SSP2. Bu da SSP2. Peki şu sigma bağı SP2 SP2 hibrit, hibrit orbitallerinin uç uca örtüşmesiyle oluşuyor. Peki bu pi bağı nasıl oluşuyor? PP orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşuyor. Şimdi karbon atomları SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Yanlış. SP2 yapmış. C ve H arasında oluşan bağlar SSP2 örtüşmesiyle oluşmuştur. Doğru. P orbitallerin örtüşmesiyle 4 tane bağ oluşmuştur diyor ancak 1 tane bağ var. Yanlış. Molekül geometrisi düzgün dört yüzlüdür diyor. Yanlış. SP2 hibritleşmesi yapmış bu. Üçgensel düzlem ya da düzlem üçgendir. Bağ açısı 109,5 derece diyor. Yanlış. SP3 hibritleşmesi yaptığında bu durum geçerli. SP2'de bağ açıları 120 derecedir diyebiliriz. Karbon elementinin doğal allotroplarından elmasın yapısıyla ilgili hangileri doğrudur? Karbon atomları sp3 birleşmesi yapmıştır. Doğru. Karbon atomları arasında p orbitallerin yan yana örtüşmesiyle oluşmuş bağlar vardır diyor. p orbitallerin yan yana örtüşmesiyle pi bağlar oluşmuyor mu? Evet ama karbon elmasın yapısındaki karbonlarda sadece tekli bağlar var. Tekli sigma bağları var. Yani böyle bir bağ yok. Isı ve elektriği çok iyi iletir diyor ancak elektriği iletmez elmas. Evet ısı iletir ama elektriği iletmez. Elektriği sadece grafit iletir. ametallerden. bu da yanlış. Dolayısıyla cevap yalnız bir A şıkkıdır. Son bir soru. Yukarıda formülü verilen organik bileşik olan propinin atomları arasındaki bağlarla ilgili hangisi doğrudur? Şimdi yine hibritleşme var. Yazalım. 1, 2 tane sigma bağı var. 1 eksil SP. 1, 2. Bu da SP. 1, 3 de hidrojenli. 4, SP, 3. 2 karbon atomu SP2 demiş. Zaten buradan yanlış. Hidrojen atomları sp, hayır hidrojen atomları herhangi bir birleşme yapmıyor. Bir tane elektronu var o da s orbitallerinde. sp orbitallerin örtüşmesiyle bir tane bağ oluşmuştur. Şimdi bu mesela s, sp. Bu mesela sp, sp3. sp3 de bu s arasında. Burada bir tane gerçekten sp orbitallerin örtüşmesiyle bağ. 2 ve 3. bağlar çünkü pi bağların örtüşmesiyle oluyor. Pi orbitallerin örtüşmesiyle oluyor. Bir molekülünde de D fazla yazmışız. Bir molekülünde toplam 3 tane pi bağı vardır diyor ancak 2 tane var. Yanlış. S, S, P3 örtüşmesiyle 4 tane sigma bağı oluşur diyor ancak hidrojenler burada evet S, 3 tane S, 3 ile oluşuyor bu bağ. S, P, 3 ile oluşuyor. Bu da yine yanlış. Evet. Bu soruyla birlikte karbon kimyasına giriş ünitesini bitirmiş olduk. Kampımızda da 14 günde AYT kimya kampımızda da 12. günü bitirmiş olduk. Önemli bir seviyeyi bitirdik gerçekten. Yarın yani yarın demiyorum de bir sonraki videomuz ki yarın yayınlanacak bu arada günü gününe takip ediyorsanız yarın yayınlanacak. Yarın da dördüncü videoda organik bileşikler ünitesini baştan sona inceleyeceğiz. Hatta bir de bir de son ünite var dördüncü ünite. Enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler onunla ilgili notlar da olacak. 13 ve 14. günlerde de 13 ve 14. günler dördüncü videoda yer alacak. Daha önceki videoların sonunda da söyledim. Yani bu videoların çekilmesi vesaire burada ciddi emekler var gerçekten. Siz de eğer destek olmak istiyorsanız bu anlamda buradan fayda görüyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Şu anda eğer bu noktadaysanız, bu videoyu bitirdiyseniz, işte bir videoyu bitirdim, 12. günü bitirdim tarzında bir yorum yazabilirsiniz diyelim. Abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. Yakın zamanda yani bu videoyu çekmeden önce 100.000 abonenin altındaydık. Bu videoyu çekerken çekmeye başlarken 100.000'i geçmiş olduk. 100.000 abone için de tekrardan teşekkür ederim. Tabii siz bu videoyu izlerken kaç bin abonedeyiz onu bilemem de onu da yazabilirsiniz bu arada yorumlara. İlerleyen zamanlarda izlerseniz eğer 100.000 abone için de son derece teşekkür ederim gerçekten. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere. 4. videoda ve 12 13 12 13 ve 14. günlerde görüşmek üzere diyelim.